Birinci ünite tarama sorularını çözelim. A kısmındayız arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri boş bırakılan yerleri uygun kelimeleri kullanarak tamamla diyor. Bir cismi etkileyen kuvvetlerin bileşkesi ise cisim dengeleri diyor. Sıfır ise bileşke kuvvet sıfırsa arkadaşlar cisim dengededir. Sabit ve hareketli makaralardan oluşan düzeneye palanga diyeceğiz. Palanga, birden fazla makaradan oluşan sisteme palanga denir. Yöntemiyle iki veya daha fazla vektör toplanabilir arkadaşlar. Ucuca ekleme, ucuca ekleme metodu ile vektörlerin toplanmasını yapabiliriz. Doğu yönüne giden bir araç, ucuca ekleme metodunu şöyle bir hatırlayalım. Şöyle bir vektörüm olsun, böyle bir vektörüm olsun. Bu A vektörü, bu da B vektörü olsun. A artı B vektörü verildi, sorulduğu zaman A vektörünün ucuna B'yi alıp taşıyorduk. Pardon, şu B vektörü. Sonra da ne yapıyorduk? İki noktayı şu başlangıç ve şu bitim noktasını birleştiriyorduk. Oku, en son okun olduğu tarafa doğru çiziyorduk. Ya onun dışında paralel kenar metodu da vardı. Paralel kenar metodu nasıldı? İşte bu A ve B'yi ucuca bir şey başlangıç noktaları aynı olacak şekilde yapıyorduk. Birleştiriyorduk. Bu A vektörü olsun. Şu da B vektörü olsun. A'yı ve B'yi bu defa başlangıç noktaları kesişecek şekilde birleştirdikten sonra B'nin hıpkısını A'nın ucuna, A'nın aynısını B'nin ucuna çizip daha sonra da ne yapıyorduk? Bu iki noktayı birleştiriyorduk. Şöyle birleştiriyorduk. Buna da R yani bileşke vektör diyoruz. Bu da R'dir. Bu paralel kenar metoduydu. Paralel kenar. Bu ise uç uca ekleme. Bir de ne vardı? X, Y koordinat sisteminde bileşenlerini ayırıp mesela A vektörü şu olsun. İşte B vektörü de şöyle bir vektör. Bunun X, Y koordinat sistemlerinde bileşenleri topluyorduk. Bu da aynı metottu. Şimdi doğu yönüne giden bir araç, yol kenarında duran bir aracı, duran bir araç, şöyle bir duran araç varmış. Bunun V'si ne olsun? Sıfır. Yani ne yapıyor bu? Duruyor. Bu tarafa doğu diyelim. Ters yöne batı diyelim. Neyse, şimdi bizim bir aracımız vardır, varmış. Doğu yönüne giden bir araç. Yani şöyle doğuya doğru giden bir başka düzlük var. İşte ne yapıyormuş bu tarafa doğru bir hızla gidiyor. Atıyorum şöyle bir V hızıyla gitsin. Yol kenarında duran bir aracı, yani şu aracı nasıl görür? Nasıl görür? Şimdi burada V bağıl diyeceğiz. Ve cisim eksi V gözleyen de. Ve gözleyen gözü her zaman çıkaracaktık arkadaşlar. Buna göre yaparsak bu şeyi bu hareket eden halindeki araç doğu yöne giden bir araç yol kenarında duran bir aracı yönünde gidiyormuş gibi görür. Yani bu bakan oluyor arkadaşlar. Şu hızla bir doğuya doğru giden diğer araca, duran araca bakıyor. O zaman bu gözlenen oluyor. Gözlenen. Ya da biz buna ne diyebiliyorduk aynı zamanda? Cisim diyorduk. Bakan da ne oluyor? Gözlemci. Gözlemciyi ne yapacağız? Çıkaracağız. Her şeyi yönüyle yazıyoruz. Cismin yani gözlenenin hızı sıfırdı. Bunun hızı sıfırdı. Eksi yönüyle yazıyorum. Bakan sağa doğru, daha doğrusu doğuya doğru bir V hızıyla gittiğini kabul edelim. Şu oku vektör olduğundan dolayı değil, yönün yani yönü göstermesi için koydum arkadaşlar. Buradan da V bağlı bulacağız. V bağlı o zaman ne olur arkadaşlar? Sıfırın bir etkisi yok. Eksi bu vektörü yani sağa doğru olan şeyi ne yapacak? Sola doğru yani batıya doğru V haline getirecek. O zaman doğu yönüne giden bir araç yol kenarında duran bir aracı batıya doğru kendi hızıyla gidiyormuş gibi görür. Kendi hızıyla. Yani duran cismi, duran arabayı batıya doğru V hızıyla görür.
hızı ile gidiyormuş gibi. Gidiyor, ne yapar? Görür. Evet, biraz karıştı ama yani hata yok burada. Geçiyorum. Biraz fazla şey anlatınca da alan kısıldı. Sıkıntı oluyor. Şimdi yata yatış hareket yapan. Şimdi yani tarama testi olunca her şey arka arkaya farklı soru tipleri. Şimdi atış sorusu geldi. Yatay atış hareket yapan bir cisim hareket süresince hızı sabittir. Hangi hızı sabittir? Onu düşüneceğiz. Şimdi ben bir şeyi yatay, şunu yatay olduğunu kabul edelim. Belli bir yükseklikten bir şeyi yatay olarak atarsak arkadaşlar, o zaman pıt 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 ne yapacaktı? Şöyle bir rota izleyip yere çakılacaktı. Değil mi? Havada kalma süresi direkt haşa yüksekliğe bağlıydı. Bize ne diyor? Hareket süresince bir hızı ne yapacak? Sabit olacak. Şimdi şu doğrultuya biz ne diyorduk? Y doğrultusu. Şu doğrultuya biz ne diyoruz? X doğrultusu. Bizim bu ilk hızımız V0 olsun. Hareket boyunca V0 arkadaşlar ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani buraya geldiğinde hızı ne olacak yine? X doğrultusundaki hızı V0 olacak. Ama Y doğrultusundaki hızı başlangıçta bunun Y doğrultusunda V'ye V0Y diyelim. V0Y'si nedir? Sıfırdır. Yatay attım çünkü. Eğer bir saniye geçerse buraya geldiğinde yatay hızı, yatay değil, dikey hızı pardon, Y doğrultusundaki hızı 10 metre bölü saniye olacaktı. V eşittir V0 artı eksi AT'den geldi bu. Son hız eşittir ilk hız artı eksi AT. A yerine ne yazıyorsun atışlarda? G çarpı zaman. Bunun Y yönünde hızı 0. Bak bu V0'la şu sağa doğru attığım V0 karıştırma. Bu V0 aşağı doğru olan hızım. Yani biz aslında bunu ne için yazıyoruz? Y doğrultusu için yazıyoruz. Y doğrultusu için yazacağız. O zaman son hızını bulmaya çalışalım. Son hızını bulmak istiyorum. Zaten Y doğrultusunda ilk hızı 0'dı. Artı diyorum. G'si 10. 1 saniye geçerse o zaman 1 saniye sonraki hızı ne olacakmış? 10 metre bölü saniye olacak. Sonuç bizim X doğrultusundaki hızımız hiç değişmez. Yatay atışta Y doğrultusundaki hızım her saniye 10 artar. Cisim hareket süresince yatay hızı sabit kalır. Bakalım öyle bir opsiyon var mı? Evet, yatay varmış. Geçtik. Şimdi bağlı yaylardan oluşan bir sistemde yay sayısı arttıkça eşdeğer yay sabiti büyür diyor. Şimdi arkadaşlar yayları ben direncin tam tersi şeklinde hep anlatıyorum. Şimdi seri bağlı yay, seri bağlı yaydan bahsedeceğiz. Bir de neden? Paralel bağlı yay. Yani yayları bir seri bağlayabilirim, bir paralel bağlayabilirim. Yani bir de bunları karıştırabilirim tabii. Şimdi seri bağlı yayları ucuca eklediğimde paralel bağlı direnç gibi düşüneceğim. Paralel bağlı dirençte ben bunların bir bölülerini alıyordum. O zaman 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 nokta nokta eşittir 1 bölü K eş değerdir. Ne yapıyormuşum? 1 bölülerini alıyormuşum. Burada bir bölülerini aldığında unutma en küçük yay sabitinden daha küçük bir eşdeğer bulursun. En küçük yay sabitinden daha küçük bir sonuç bulursun. Yani örneğin 1 bölü mesela 3 olsun artı 1 de 6 olsun. Bunları işlemini yaparsan şurası ne oldu? 2. Buna K eşdeğer diyeceğiz. Yukarısı 2 artı 1 bölü 6, 1 bölü K eşdeğer. Ters çevirirsen K eşdeğerini bulursun. 2 bulursun. Eğer iki yayı seri bağlarsan ve yaylardan birinin sabiti 3 ise, diğerinin sabiti 6 ise bulacağın eşdeğer yay sabiti en küçüğünden daha küçük. En küçüğü kaçtı? 3'tü. 3'ten daha küçük bir şey bulacaksın. Ve seri bağlı yaylarda bu şekilde hesap yapacaksın. Paralel bağlı yayları nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? Orada da seri bağlı direnç gibi düşüneceğim.
Seri bağlı da dirençleri direkt topluyordum. O zaman paralel bağlı yaylarda ben ne yapacağım? K1 artı K2 eşittir K3 derdi bulacaksın. Mesela 3'e 6 olsun biraz önceki gibi. Eş değeri bulacaksın. Ne bulduk eş değeri? 9 bulduk. Arkadaşlar paralel bağlı yaylarda da yay sabiti en büyük olandan yay sabiti eş değer yay sabiti en büyük olandan daha büyüktür. En büyük yaydan daha büyük bir sabittir. Daha büyüktür. Yani neydi? 3'e 6'ydı. Ne oldu? 3'e 6 topladım. 9 yaptı. Benim o zaman yay sabitim en büyük olan 6'dan daha büyük çıkacak. Bu arada bunların birimi Newton bölü metreydi. O da aynı mevzu. Bağlı yaylardan oluşan sistemde yay sayısı arttıkça eşdeğer yay sabiti büyür diyor. O zaman bunların nasıl bağlanması gerekir? Paralel bağlanması gerekir ki böyle bir şey olsun. Seri de küçülüyordu sonuçta. Hatta en küçüğünden daha küçük oluyordu. Bir cismin ivmesinin artması cismin hızlanması anlamına gelmez arkadaşlar. Bakalım hızlanması diye bir kelime kullanmış mı? Evet, hızlanma. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar şurayı bir siliyorum şöyle şu kısmı. Şurayı bir silelim. Bir alan oluşsun bize. Yani bir cismin ivmesinin artması için cismin hızlanması anlamına gelmez dedim. Şimdi bak benim böyle bir tane cismim olsun. Bu tarafa doğru bir ivme etkisinde kalsın. Başlangıçta bu arada V sıfırı ne olsun? Sıfır olsun. O zaman bu tarafa doğru bir zamanla mesela V son bu tarafa doğru bir son hızı olacaktır. Yani bu ne yapacaktır? Hızlanır. Güzel. Ama eğer benim başlangıçta bu tarafa doğru bir V sıfır hızım var ama ters yöne bir ivmeye maruz kalırsa yani ters yöne bir kuvvete maruz kalıyor anlamına gelir. O zaman bu ne yapar biliyor musunuz? Yavaşlar. Yani ivmenin varlığı her zaman hızlanacağın anlamına gelmez. Bazen de hızına zıt yönlü olur. İvme hıza zıt yönlü olduğunda yavaşlarsın. Hızla ivme aynı yöndeyse o zaman ne yaparsın? Hızlanırsın. Cismin ivmesinin artması ivmenin artması. Yani şimdi başlangıçta benim duran bir cismim var. Ona artan bir ivme uygularsam hızım daha çok artar. Ama benim başlangıçta bir hızım var ama ters yönde bir ivme uyguluyorum ve bunun sayısal değerini arttırdığımda yine yavaşlayacaktır. Yani hızlanması anlamına gelmez arkadaşlar. Devam edelim. Bir nokta etkeden iki kuvvet arasındaki açı büyüdükçe bileşke küçülür arkadaşlar. Bakalım bileşke diye bir şey var mı? Evet, bileşke varmış arkadaşlar. O zaman bunun yanıtı ne olmalı? Bileşke. Bunun hikayesi de şu. Şöyle bir 3 Newton'luk bir kuvvet olsun. Bir de böyle bir 4 Newton'luk kuvvetim olsun arkadaşlar. Bunların arasındaki açı şu anda ne? 0. O zaman bileşke nedir? 7 Newton'dur. Aynı yönlü bunlar. Sonra ben bunu mesela şöyle bir 4 yaptım. Şu öbürünü de 3 yaptım. Aradaki açılara girmeyeceğim. Yani 60'ları falan değil. 90 yaptım. O zaman bunların bileşkesi kaç yapacaktır? Şöyle bir bileşik yapacaktır. Bu da ne olacaktır? 5 Newton olacaktır. Buradaki R ne oldu? 5 Newton. Açıyı kaç derece yaptık? 90 derece yaptık. Şimdi ben bunları zıt yapacağım arkadaşlar. Aradaki açı ne oldu? 180 derece oldu. Bu işte 4 Newton. Bu da 3 Newton. Bunların bileşkesi o zaman ne oldu? 1 Newton oldu. Yani bizim bileşke vektörümüz minimum aralarındaki açı bunlar birbirine ters yani aralarındaki açı 180 derece ise bulunur. Maksimum aralarındaki açı 0 ise o zaman bulunur. Bunun dışındaki durumlarda ara değerler alır. Bunu unutmayın. Bu bize soru çözülür. Yani burada ne? Birinci vektörle ikinci vektörü toplarsın. Burada vektörlerin arasında pardon vektör yazıyorum. Bileşik yazdım. O zaman F1, F2 vektörünün mutlak değerde farkını alırsın. Açıya bağlı olarak bu böyle bir hesap yaparız arkadaşlar. Şu F1'ler güzel olmadı. O zaman F1 eksi F2 pardon toplama açı sıfırsa topla
Açı 180 derece ise farklarını aldık. Ama mutlakta. Evet, zaman grafiğinin eğiminin sıfır olması cismin durduğunu gösterir. Zaman grafiğinde eğimin sıfır olması. Arkadaşlar, 3 tane grafiğim var. Konum, zaman, hız, zaman, bir de neydi? İvme, zaman. 3 tane grafiğim var. Diyor ki, eğimin sıfır olması. Eğimin sıfır olması. Yani ya şurada bir yerde ya da şurada bir yerde. Tamam, burada bir yerdeyse, konum zaman grafiğinde böyle bir çizgi görüyorsan konumu değişmiyor. Yani ne yapmış bu? Durmuş. Hareket etmiyor demektir. Hareket etmiyor. Konum zaman grafiğinde şurada ya da şurada ya da şu altta şöyle düz bir çizgi görüyorsanız, mesela diyelim ki burası 10 konumu, artı 10 konumu hiç değişmiyor. Zaman geçtiği halde bu konum değişmiyorsa cisim ne yapmış? Durmuş, hareket etmiyordur. Yani kamyoncu ya da her nasıl bir insansa o araç ya da hareket eden ne yapmış? Mola vermiş yani. İhtiyaçlarını gideriyor. Şimdi hız zaman grafiğinde düz bir çizgi gördüğünde, çünkü eğim sıfır demek düz çizgi demek arkadaşlar. Ya da şöyle şurada bir şöyle bir şey görüyorsak, bu sabit hızlı gidiyor demektir. Bu sabit hızlı. Bu düz çizgi, şuradaki düz çizgi de ne olur arkadaşlar? Duruyor yani, bu da duruyor. Evet, bu da duruyor ama yani hızı yok anlamına gelir de böyle bir şey de düşünmek biraz garip olur. Neyse, ivme zaman grafiğinde eğer düz çizgi varsa bu da düzgün hızlanıyor. Düzgün hızlanıyor. Ya da yavaşlıyor da olabilir, tabii onun ilk hızını bilmiyoruz. Sonuç, konum zaman grafiğinde eğer eğim sıfırsa şöyle bir düz çizgi elde ederiz. Bu da cismin durmuş, yani hareket etmediğini gösterir arkadaşlar. O zaman şuna konum diyelim. Devam edelim şu şeylerde. Konum var mı? Evet, varmış. Şimdi eğik atılan bir cisim menzilin en büyük değerini alması için cismin yatayla 45 derece. 45 derece. Şimdi yatayla ya da dikeyle fark etmiyor. Sonuçta ikisiyle de aynı açıyı yapmış oluyor 45 derecede. Yani biz 45 derecede bir şey atarsak menzil ne oluyordu? Maksimum oluyordu. Şimdi 45 derecede ile attığımızda y doğrultusuna düşen hız bileşeni ile x doğrultusuna düşen hız bileşenlerinin oranı öyle güzel geliyordu ki, havada kalma süresi güzel, bir de yatay hızı da güzel olduğu için çok maksimum uzaklığa vurabiliyordu. Menzilin en büyük değeri alması da bunu gösteriyordu. Şimdi arkadaşlar, doğru yanlışlara bakacağız. Evet, doğru yanlışlara bakalım. Yatay düzlem üzerine bir cisme etkeden sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne bağlıdır, bağlı değildir diyor. Şimdi diyelim ki benim şöyle bir şeyim olsun. Bu tarafa doğru böyle bir V hızı ile gitsin. Eğer yüzeyde sürtünme varsa sürtünme harekete zıt yönde olacaktır. O zaman yatay düzlem üzerinde bir cisme etkeden sürtünme kuvvetinin yönü cismin hareket yönüne bağlıdır arkadaşlar. O zaman bu yanlış. Bağlı olmalı. Bağlı değil ki. Sürtünmesiz eğik düzlemde yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır diyor. Şimdi bir eğik düzlem üzerinde ben bir yükü alacağım. Buradan buraya getirmek istiyorum. Şuraya H diyelim. Şuraya alfa diyelim. O zaman burası nedir? H sin alfadır. H sin alfa. Pardon. Şuraya H dersek. Evet. Buradan yürümeyelim de şöyle başka bir yerden yazmaya çalışalım bunu. Sonuçta ben şu yükü buraya çıkaracağım. Bizim P kadar yükümüz olsun. Biz bu P yükünü buraya çıkarmak istiyoruz. Şimdi kuvvetin yaptığı iş yükün yaptığı işe eşit olmalı. Yükün yaptığı işe ne olmalı? Eşit olmalı arkadaşlar. İdeal bir basit makinelerde biz böyle bir eşitlik yazıyoruz sürekli.
Şimdi ben şu P ağırlığındaki cismi ne yapıyorum? Buraya çıkarıyorum. O zaman yükün yaptığı iş nedir? P çarpı H'tir. Şimdi kuvvetin yaptığı iş de şu kuvvet şu doğrultuda ne yapacak? Bunu L kadar. Burada evet L diyorum şuna. Kuvvetin yaptığı işi yazarken ne diyeceğiz? Kuvvet çarpı uzaklık diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak benim P dediğim yük kuvvetten daha büyük. Aynı zamanda L uzunluğu da onu da şöyle sırasıyla yazsak. Yani P yükünün gittiği yola H demiştik. Kuvvetin gittiği yola da L. Yani şu hipotenüste biz L demiştik arkadaşlar. Orada da tam tersi var. Sonuçta ben kuvvetten ne yapıyorum? Kuvvetten kazanç var. Neyden kazanç? Kuvvetten kazanç. Ama yoldan çok yol gidiyorsun. Yoldan kayıp var arkadaşlar. Daha küçük bir kuvvet ama daha fazla yol alıyorsun. İşler de birbirlerine eşit oluyordu. Sürtünmez ilk düzlemde yoldan kayıp kuvvetten kazanç vardır. Bunun doğru olması gerekiyor. Bir cisim hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlü ise cisim hızlanıyor demektir. Şimdi benim şöyle bir tane cisim olsun. Bunun hız vektörü bu tarafa, ivme vektörü de aynı yöne ise bu aynı zamanda buraya doğru bir kuvvet olduğu anlamına gelir. Bunun ne yapması gerekir? Hızlanması gerekir. Bunun doğru olması gerekir. Şimdi hava direncinin olmadığı bir ortamda serbest düşmeye bırakılan bir cismin ivmesi hareket süresince artar diyor. Yani hava sürtünmesi yok. Şöyle bir şey bıraktık. Bu arada bunlar bayağı kalabalık oldu şuralar. Şimdi ben bir şeyi böyle serbest bıraktım. Bu M kütleli bir şey. Aşağı doğru ağırlığı var. Nedir? Mg. Şimdi F eşittir M çarpı A yazıyorum. F yerine burada etkeden kuvvet nedir? Cismin ağırlığıdır kuvvet olan şey. Burada M'ler birbirini götürüyor. No, sonuç olarak benim ivmem G yani o bölgedeki yer çekimi ivmesine bağlı. Ve bu G ivmesi yeryüzeyine yaklaştıkça aslında çok 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 küçük miktarda artar ama biz bunu ihmal edeceğiz. Yani G yerçekimi ivmesi ne diyeceğiz? Sabit kardeşim hızlanma ivmede artış diye bir şey cismin ivmesi hareket süresince artmaz. Sabit kalır. Bunun da yanlış olması gerekir. Devam edelim. Sabit hızda hareket eden bir aracın ivmesi sıfırdan farklı olabilir. Şimdi benim F eşittir ma diye bir formülüm var. Sonuçta ivme varsa kuvvet de vardır. Ve benim bir aracım eğer sabit hızla gidiyorsa toplam kuvvet burada nedir? Sıfır olmalı. Bu durumda toplam kuvvet sıfırsa ivmenin de ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Çünkü kuvveti sıfır diyeceğim. İvme de ne olacak? Sıfır olacak arkadaşlar. Sabit hızla hareket eden bir aracın ivmesi sıfırdan farklı olabilir. Yanlış. Sıfırdır. Sabit hızlı gidiyorsam şartım o zaten. Sabit hızlı gitme şartı nedir? Toplam kuvvet sıfır olacak. Toplam kuvvet sıfırsa kuvvet kısmına sıfır yazdığımda ivme de ne olacak? Sıfır olacak. Çünkü kütle sıfır olamaz. Kütle sıfır olamaz. Yan yana giden iki bisiklet biri diğerini duruyor olarak görebilir. Evet bunun gerek ve yeter şartı. Şimdi bisikleti çizmeyeceğim. Şöyle bir insan bir de böyle bir insan olsun. Bunların konumu da önemli değil. Eğer bu sağa doğru V hızıyla gidiyorsa bu da sağa doğru V hızıyla gidiyorsa A olsun bu da B olsun. A B'ye baktığında A B'ye baktığında ne görür? Şimdi kim kime bakıyor? A, B'ye baktığına göre bu A dediğimiz şey nedir? Gözlemci. B ise nedir? Gözlenen. Yani biz onu aynı zamanda cisim kabul edebiliyorduk. Hemen şuraya geçiyorum. Oraya sığmayacak. Ve bağıl diyorum.
Eşittir V cisim eksi V gözleyen. Şimdi cisim olan kim? Ne B? O zaman VB eksi ne diyeceğiz? Gözleyen kim? A. Buradan bulacağız. B'yi yazıyorum. Hızı yönüyle yazıyorum. Hızını yönle yazıyorum. Bu vektör değil, yönünü göstermek için. Yönünü göstermek için sağa doğru ok yazdım. Eksi A. A da sağa doğru bir V hızına sahipmiş. Sonuç eksi benim bu sağa doğru olan hızımı ters çevirecek. Baştakini olduğu gibi yazdım. Artı dedim. Buradaki hızı ters çevirdim. Al sana böyle bir şey. Yanıt 0. Duruyor görüyor. A, B'yi nasıl görüyormuş? Duruyor görüyor arkadaşım. Yan yana giden iki bisikletten biri diğerini duruyor olarak görebilir. Ne zaman? Bunların hızları birbirlerine eşitse ve ikisi de aynı yöne gidiyorsa, şartım bu ama unutma bunu. Aynı yöne gidecekler, hızları eşit olacak. Görebilir, görebilir. Evet, görebildiği durumu yazdık arkadaşlar zaten. Bir cismin momentum vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. Şimdi arkadaşım momentum dediğim şey m çarpı v idi. Lanet olsun. Bunun ikisi de vektör değil miydi? Burada vektör yani momentumu vektör yapan hızın vektörlüğü. Yani momentuma yön veren hızın yönüdür. Hızın yönü bu tarafaysa momentumun yönü de o tarafa doğru olmalı. Eğer hızın yönü bu tarafaysa momentumun yönü de bu tarafa olur. Bir cismin momentum vektörü ile hız vektörü aynı yönlüdür. Doğru. Çünkü kütle skalerdir arkadaşlar. Momentum ve hız vektöreldir. Momentum vektörünün yönü hız vektörünün yönüyle aynıdır. Hareket halindeki bir cisim üzerinde yapılan net iş sıfırdan farklı ise cisim sabit hızla hareket ediyor demektir diyor. Hareket halindeki bir cisim üzerine yapılan net iş sıfırdan farklı ise yani bir iş yaptıysam arkadaşım bir kere enerjim değişecek benim. Benim genel bir kuralım var. Bu benim kuralım. İş enerji teori kuralı. Cisim sabit hızla hareket ediyor demektir diyor. Bak, net işim var. Net işim var. Ama sabit hızla gidiyorum demek ne demek? Enerjinin değişimim sıfır. Lan burası sıfır değil. Burası 5 gibi bir sayı. Buna nasıl eşit olacak? Demek ki bir hata var burada. Yani enerjisi değişmeli. Sonuç 1 bölü 2 enerji değişimi. Sırf kinetik yazsak. Kinetik enerjiyi üzerine düşünürsek. Eksi 1 bölü 2 ne diyeceğiz? M ve ilk kare diyeceğiz. Sonuç arada fark olmalı. Yani bu ilk hızla son hızın aynısı değer alması abes. Hem net iş yapacağım hem de sabit hızla gideceğim. Ama böyle bir durum olabilir mi? Olabilir mi? Net bir iş yapacağım ve cisim sabit hızda gidiyor. Gidiyor olabileceği durum var mı? Var arkadaşlar. Aslında bu soru açığı olan bir soru. Çünkü benim bir ne yapıyorumdur? Sabit hızla gidiyorumdur. A böyle bir yolda. Ama yer çekimine karşı bir iş yapılıyordur ve benim hızım değişmiyor olabilir. Bunu da düşünmemiş olabilirler mi? Yatay demiş olsalardı iyi olurdu. Yani ben sırf yatayda şunu düşünerek ne deriz biz? Yanlış deriz. Ama bunun doğru olduğu durum sabit hızda bir şeyi yer çekimine karşı iş yaparak yukarı çıkarırsın sabit hızla. O zaman doğru olur arkadaşlar. Yanlış kitap ne demiş? Yanlış demiş. Şunu düşünmüşler. Yani ben net bir iş yaptım. Enerjisi değişmeli. Enerjiyi de kinetik üzerinden düşünüp mesela enerji değişimine potansiyel de katabilirsin aslında burada evet. O zaman yanlış diyelim ama doğrusunun ne olduğunu anladık değil mi? Doğrusu yani olabilecek istisnai durum bir şeyi böyle yukarı doğru taşıyıp sabit hızla bir tepeye çıkardığın zaman yer çekimine karşı iş yapmış olursun ama hızı da değişmeyebilir. İstisnai durumda söylemiş olduk. Geçiyorum. Eğik atışa yaptırılan bir cismin maksimum yükseklikteki düşey hızı sıfırdır. Şimdi ben bir şey böyle eğik atıyorum. At 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 gitsin at gitsin at gittin buraya geldi. Ne diyor? Tepeye geldiğinde. İlahi olsun ben bunu 50 ile ataydım. Şurası da ne olsun? 30 olsun o zaman. Burası ne olur? 40 olur. Şimdi o 30 ile attığım bir şey 1 saniye sonra dikey hızım ne olur? 20 olur. Sonraki saniye ne olur? 10 olur. Tepeye geldiğinde bu hız ne olur? 0 olur.
Ama yatay hızı hep ne olur? 40 olarak yaşayacaktır hava sürtünmesi. Yoksa, şimdi inişine bakmayalım. Eğik atış yaptırılan bir cisim maksimum yükseklikte, maksimuma çıktı işte şu anda. Y yönündeki hızı neymiş? Burada 0. X yönündeki hız bileşeni de hep aynı kaldı. 40. Yüksekte düşey hızı 0'dır. Evet, bu doğrudur. Irmakta yüzen bir kayık. Irmaktan yüzen bir kayığın kendi akıntı hızının eklenmesiyle kayığın suya göre hızı bulunur. Hayır. Arkadaşlar, suya göre hız, yani bu yanlış. Suya göre hız neydi? Suya göre hız, akıntı hızı eklenmedi. Akıntı hızı eklenmedi. Bir zahmet sen ekleydi. Suya göre hız, akıntı hızı eklenmedi demekti. Bir zahmet sen ekle. Ki o zaman eklediğinde neyi bulursun? Yere göre hızı bulursun arkadaşlar. Yani bu birleşik hareket diyoruz biz buna. Ne hareket bu? Bileşik, bileşik ya da birleşik hareket. Arkadaşlar bu bağıl hız değil bu. Bu birleşik hareket dediğimiz olay. Yani bir ortamla birlikte ortama karşı ya da ortamın içerisinde hareket ettiğinde iki tane farklı hız tanımlıyoruz. Biri o bulunduğumuz ortamın hızı, ortama göre olana suya göre diyoruz. Diğeri de dışarıdan bir sistem, duran dışarıdan referans dışarıdaki duran bir referans sistemine göre hızı da biz yere göre hız diye tanımlıyoruz mesela nehir problemlerinde. Suya göre hız demek şu demek, akıntı hızı eklenmedi. Yani eklersen neyi buluyorsun? Yere göre hızı buluyorsun. Yere göre hız ne demek? Akıntı hızı eklendi. Hızı eklendi. Bir daha ekleme. Bir daha ne yapma? Ekleme. Yani annen yemeğe tuz attı. Bir daha tuz muz atma yani. O yemeği yemek istiyorsan. Şimdi arkadaşlar, ırmakta yüzen bir kayığın kendi hızına, akıntı hızının eklenmesiyle kayığın yere göre, suya göre değil, yere göre hızını bulmuş olacağız. Geçiyorum. Şimdi artık problemlere başlıyoruz arkadaşlar. C bölümünün birinci sorusu. Şimdi bana demiş ki cisim dengede kalıyor 3 kuvvet etkisinde. Bir tanesini vermiş, iki tanesini soruyor bize. Bu ikisi, bu arkadaşları soruyor bize. Şimdi dikkat ederseniz X doğrultusunda sadece F1 var. Y doğrultusunda sadece F2 var. F3 ise bileşenlerinden bir tanesi Y doğrultusunda, bileşenlerinden bir tanesi de X doğrultusunda. O zaman F3'ün X bileşeni F1'e, F3'ün Y bileşeni de F1'e eşit olacak diyeceğiz. Şu açı 37'ymiş, burası 53'müş. O zaman şuradan bir üçgen çizsek de, dik üçgen, 3, 4, 5 üçgeni çizsek de rahat rahat soruyu çözsek diyorum. Şuraya 53 diyelim, burası 37'dir. Hipotenüsüm benim 10'muş. Şurası neymiş? 10. Yani 5'in kaç katı? 2 katı. 53 her zaman 4'ün 53'ün karşısı her zaman 4'ün katı olmalı. O zaman buradaki kat 2 olduğuna göre 4'ün 2 katı. Yani neymiş? 8'miş. Bizim bu doğrultudaki hız bileşenimiz, şey hız diyorum, kuvvet bileşenimiz 8 Newton'muş arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bulun. 37'nin karşısı da 3'ün katı olmalı. Buradaki kat 2 olduğuna göre buraya da 2 yazıyoruz. 3 kere 2 o da 6. Bu da bizim F3'ün X doğrultusundaki bileşeni. O da 6 Newton'muş. Arkadaşlar demek ki F1'imiz ne oluyor? 6 Newton oluyor. F2 dediğimiz şu aşağı doğru olan da ne olmalı? 8 Newton olmalı ki dengede kalsın. Toplam kuvvet 0 olsun arkadaşlar. Denge varsa biz ne diyoruz? Toplam kuvvet eşit sıfırdır arkadaşlar. X yönünde sıfırdır. Toplam kuvvet Y yönünde ne olmalı? Sıfır olmalı. Dengenin birinci şartı ki nedir? Ne şartıydı bu? Kuvvetler şartı. Dengenin ikinci şartı da onu da hatırlayalım. Toplam tork
sıfır olma arkadaşlar. Ama burada dönme etkisi hesaplanmıyor. Sadece kuvvetten denge şartını yerine getirmemiz yeterli. Evet, bu soruyu da yaptık. Geçiyoruz. Şimdi bir akıntı sorusu var karşımızda. Akıntı hızının sabit ve 2 metre bölü saniye hızla olduğu bir nehirde suya göre hızı 5 metre bölü saniye olan bir tekne şekildeki gibi O noktasından harekete geçiyor. Buna göre teknenin karşıya geçme süresini, teknenin karşıya kıyıya ulaştığında K'ya olan uzaklığını bul diyor. Şimdi arkadaşlar suya göre hız verildiğinde neydi? Akıntı hızı eklenmedi. Bir zahmet. Sen ekle. Ki eklediğin zaman da ne olacaktı? Yere göre hızı bulmuş olacaktı. Yere göre hız bulunmuş olacaktı. Şimdi arkadaşlar bizim şöyle bir 5 metre bölü saniye suya göre hızımız var. Bunun şu bileşeni hiç hesap yapmadan 53'ün karşısı olduğunu düşünerek burayı hemen 4 metre bölü saniye yazıyorum. Şu bileşen de 3 metre bölü saniyedir. Nasıl yaptık biz bunu? Şöyle bir 5 var elimizde. Şu açı 53'tü. Şuradan şöyle bir üçgen yaptık. Şuraya 4 kat dedik. 53'ün karşısı 4 kattır. Şurası 90 derece, karşısı 5 kattır. Şurası da 37'dir. Burası da nedir? 3 kattır arkadaşlar. Yani benim böyle bir şey, yani şurası 3 olacak, burası 4 olacak, burası da zaten 5. Aldık, sonra bunları yerlerine yazdık. Şimdi karşıya geçme sürem sadece benim dikey yani y doğrultusundaki hızıma bakar. Akıntı hızı falan yani hiçbir şekilde yer uygulamaz. O zaman karşıya geçme süresini hemen bulalım. X eşittir ne diyeceğiz? V çarpı T diyeceğiz. Ve hangi doğrultuda bu? Y doğrultusunda. Bu arada yatayda gerçekleşir bu olay. Yani yer çekimine karşı yapmıyoruz bu y doğrultusunu. Sakın karıştırmayın arkadaşlar. Yani ben şu yönde gideceğim. Böyle karşıya geçeceğim. Hangi hızla alacağım bu yolu? 4 ile alacağım. Hıza 4 diyorum. Zamanı bilmiyorum. Alacağım yolda 200 metre. Bunu yazıp birbirine eşitledikten sonra zamanı ne bulursun? 50 saniye bulursun. A şıkkını hallettik. Teknenin karşı kıyıya ulaştığı noktanın K'ya olan uzaklığını bulacağız. Yatayda da yani X doğrultusunda da hareketimiz arkadaşlar şu hız ve akıntının sola doğru olan bu hızından etkilenecek. Şimdi B seçeneğinde ben ne yapıyorum? Akıntı hızı bu tarafa doğru diyorum. O da ne? 2 metre bölü saniye artı diyorum. Sağa doğru da ne var? 3 metre bölü saniyelik bir hız bileşenim var. Bunları birbirine eklediğimizde hangisi galipse o tarafa doğru gideriz. Yani denge şu hiza olsun. Denge şu hiza. Sonuç 3 daha büyük olduğu için bu tarafa doğru her saniye 1 metre bölü saniye bizim kayığımız ne yapacak? Kayacak. Yani şöyle gidecek aslında. Ve burada bu tarafa doğru her bir saniye 1 metre kayacak. Biz ne kadar gidiyorduk? Kaç saniye gidiyorduk karşıya? 50. O zaman her saniye 1 metre kayacaksa B seçeneğin yanıtı da ne olacaktır? 50 olacaktır. Yine ne diyoruz? X eşittir V çarpı T kalıbında yerine koyuyorum. Burada bileşik şu hıza biz ne diyoruz arkadaşlar? Bileşik hareket diyoruz. Ne yaptık? Hızı ekliyoruz arkadaşlar. Hızı yazıyoruz. Hıza 1 yazdık. Aslında ne yazmamız gerekirdi? 3 eksi 2 dememiz gerekirdi. İsterseniz onu da yapalım. 3 eksi 2 diyeceğiz. Zamanı 50 diyeceğiz. Yataydaki yani şu x doğrultusundaki kayma miktarını ne yapacağız? Bulmuş olacağız. Buradan kayma miktarı ne bulunur? 50 metre bulunur. Aslında biz ne yaptık biliyor musunuz? Yani şöyle bir suya göre hızımız vardı. Ucuna akıntıyı ekleyerek yere göre hızı bulduk. Şu bizim. Onu başka bir renkle yapalım. Onu başka bir renkle yapalım. Şöyle turuncu olsun.
Şu bizim turuncuyla çizdiğimiz arkadaşlar nedir? Yere göre hızdır. Yere göre hız. Ve biz yere göre hızın karşıda işaret ettiği yere çıkarız arkadaşlar. Burası gerçekten de karşıya çıkacağı noktadır. Bir de bizim aslında başlangıçta hedeflediğimiz bir yer vardı. Şurası hedeflediğimiz noktaydı. Burası ne? Hedef. Ama bu hedefe gidemeyeceksin. Neye? Akıntı seni her saniye sola doğru 2 metre kaydırıyor çünkü. Evet, A ve B seçeneklerini yaptık sorunun. Geçiyorum soruyu. Evet, şimdi dinamik şeyine geçtik. Kütleleri 4'e 1'miş. Yatay düzlem arasında sürtünme katsayısı 0,2'ymiş. Allah'tan her ikisi için de aynı katsayıyı verdi de ek ek uğraşmamız gerekmeyecek. Şimdi benim ağırlığım aşağı doğru, bunun ağırlığı 40 N'dur. M çarpı G'den. M çarpı G'den. M'e ne? 4. G'e ne? 10. G'yi kaç vermiş? 10 vermiş. Buradan 40 bulursun. Şunun ağırlığını alacağım. Hemen yazıyorum. 40 N. Şey 10 N'dur. İkincinin tepki kuvvetini hemen yazıyorum. Yukarı doğru etki tepkiye eşit. 10 tepki de 10'dur. Aşağı doğru ağırlık 40. O zaman birincinin tepkisi de 40 Newton'dur. Şimdi bir tek bir kuvvetim var. Bu bir sistem sorusu ama ayrı ayrı sürtünmeleri bulmam lazım. Birinci etkiden sürtünmeyi bulmak istiyorum. Sürtünmenin formülü K çarpı tepkiydi. Sürtünme katsayısı 2 bölü 10. Birincinin tepkisi 40 Newton, onu yerine yazıyorsun. Bunun sonucunda 8 Newton'luk bir sürtünme bulursun. Birinci cisme etkileyecek sürtünmeyi bulmuş olduk. Şimdi ikinci cisme etkileyecek sürtünmeyi de yine aynı formülle bulacağız. K çarpı tepkiden. K'mız 2 bölü 10. Tepkiye 10 yazıyorum. O zaman ikinci cisme etkileyecek sürtünme de neymiş? 2 Newton'muş. F sürtünme 2, F sürtünme 2'yi bulmuş olduk. 1'i de bulmuş olduk. Sürtünmeler harekete zıt yönlüydü. Bunu da unutmuyoruz. O zaman şuralara ekliyoruz. Geriye doğru sürtünme 1 kaçtı? 8 Newton. Geriye doğru sürtünme 2, o da ne? 2 Newton. Bunları ekledikten sonra arkadaşlar önce bir ivmeyi bulacağız. O zaman A seçeneği bir kere bu bir ne sorusu? Sistem sorusu. Yani ben uyanıklık yapacağım. Bunu tek bir kütle gibi düşüneceğim. İvmeyi bulurken bunu yaparsanız daha rahat bulursunuz. Toplam kütleyi yazacağım. Toplam 5 kilogram. Ne yazdım? Toplam kütle eşittir 5 kilogram. Aslında ben sağa doğru 80 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum. Öyle değil mi? Bu kuvvet sağa doğru taşıyabilirim. Geriye doğru da, sola doğru da toplam bir sürtünme toplam. Toplam sürtünmem 8, 2 daha o da 10 Newton'dur. Sonra ben F eşittir ne derim? Sistem için M çarpı A yazarım. Bu arada nasıl bir sistem bu? Yani K ne kadar gidiyorsa, K ileri 1 metre gidiyorsa, L de ileri 1 metre gitmek zorunda. O yüzden bunlar birlikte hareket ediyor. Yani bir sistemdir diyoruz bu soruları çözerken. Eğer birlikte hareket ediyorlarsa. F'e 80 eksi 10 diyoruz. Kütlemiz 5 çarpı ivme. Şurası 70 yapar. Eşittir 5 çarpı ivme. İvmemiz 14 metre bölü saniye kare bulunur. Yani her ikisinin de ivmesi 14 olmalı. Bunu bulduk. A şıkkı bitti. Şimdi K cisminin L cismine uyguladığı kuvvet. K'nın L'ye uyguladığı. Şimdi sonuç benim elimde şöyle bir L cismi mi var? Bu cismin kütlesi 1 kilogram mı? Bu cismin sola doğru bir sürtünmesi mi var? O da 2 Newton mu? Peki K cismi L cisminin üzerinde bir kuvvet mi uyguluyor? Bu K'nın L'ye uyguladığı kuvvet. L cismi sağa doğru gider. Niye? Çünkü K L'yi itiyor. K L'yi itiyor. Peki L de K'ya bir kuvvet uyguluyor ama o bu tarafa gösterilir ve K'nın üzerinde gösterilir. O da nedir? F, L'nin K'ya uyguladığıdır. Biz K'nın L'ye uyguladığını bulmak istiyorsak onu L'nin üzerinde göstereceğiz. Çünkü L'ye uygulanan bir kuvvettir. Arkadaşlar etki tepki kuvvet çiftleri aynı cisim üzerinde olmaz. Yani L'nin K'ya karşı bir tepkisi var. O sola doğru F, L, K diye gösteririz.
Kimin üstündedir? K'nın üstündedir. Peki K'nın L'ye uyguladığı bir kuvvet yok mu? Evet, o da var. O da nedir? L'nin üzerinde ve adı FLK'dır. Bu arada F, hani ikisine de FLK dedim. Bu K'nın L'ye uyguladığı. K'nın L'ye uyguladığı. Yanlış yazdım şuraya. Aşağıya doğru yazdım. Buraya yanlış yazdım arkadaşlar. Biraz geç oldu. Evet, hepsi gitti. Güzel. Silgiyi küçültmede sorun yaşıyordum. K'nın L'ye uyguladı. K'nın L'ye uyguladı. Kalemi de küçülttük. Evet. Şimdi arkadaşlar, yani L'nin üzerine etkilen kuvvetlere bakacak olursak, K L'yi itti sağa doğru. Sürtünme sola doğru. Başka bir kuvvet var mı? Yok. Burada ne diyeceğiz? F K'nın L'ye uyguladığı eksi sürtünme 2, kütlemiz 1. İvmemiz de şurada bulduğumuz ivmeyi alacağız. Buraya yerine koyacağız. Bu arada F eşittir ne yazıyoruz? M çarpı A yazıyoruz. Sadece L için yazıyoruz. İvmeyi bulduktan sonra. Buraya ne yazacaksın? 14 yazacaksın. Şu iki karşıya at. 16 Newton bizim F KL büyüklüğümüzdür arkadaşlar. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet 16 Newton'muş. Peki diğer kütle üzerinde bulamaz mıydık? Onu da yapalım. Arkadaşlar nasıl yaparız onu? Şu sağ tarafı siliyorum. Herhalde sorun olmaz. Yani zaten amaç öğrenmeniz, ekrandan olduğu gibi geçirmek değil de. Evet. Şimdi onu yapalım. Benim şu K üstünden aynı hesabı yapmak istiyoruz. Sonuçta şunu biliyorum. F, K, L aslında F, L, K'ya eşit ama birinin ters yönde olduğu için başında sadece X var. Bunları birbirlerine vektör olarak eşitlemeye çalıştığımızda. Şimdi K üzerinde göstermek istiyoruz. K'nın kütlesi bir kere 4 kilogram. Buraya sağa doğru bir 80 Newton uygulanıyor. Hocam böyle göstermişti. Onu aldım, buraya koydum. Şunu aldım, buraya koydum. Aynı şey. Bir de LK'ya bir tepki yapıyor. Etkisi. K'nın L'ye olan etkisine karşın L'de bir tepki veriyor. Onu da bu tarafa doğru göstereceğiz. O da nedir? L'nin K'ya uyguladığı tepki kuvveti. Sürtünme de bu tarafa doğruydu. F sürtünme de kaçtı? 8 Newton'du. Yine F eşittir M çarpı A yazıyoruz. Sadece K için yazıyoruz. Yine 80'den neyi çıkarıyoruz? F, L, K'yı çıkarıyoruz. Eksi 1 ve 8'i çıkarıyoruz. Kütlesini yerine yazıyoruz. Kütlesi 4. İvmeyi burada bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? 14. Onu da yerine yazıyoruz. Şurası 56. Şuradan 72 kalır. Eksi F, L, K. 56'yı karşıya geçir. 16 Newton LK'yı da karşıya at. Bunu bulur. Aynısını bulursun. Çünkü bunlar etki tepki kuvvet çifti ama aynı cisim üzerinde değiller. Geçelim. Şimdi yine bir atış sorusuna geldik. H'ımız 180. Hızımız 10. Uçuş süresini soruyor. Havada kalma süresi şu hızla hiç alakası yoktu. Direkt sadece yüksekliğe bağlıydı. Şu aşağı. Sonuçta benim yatay atışta h eşittir 5t kare formülüm çalışır. Yani 180 eşittir 5 çarpı zamanın karesi. 36 eşittir zamanın karesi. Zaman eşittir 6 saniye bulunur. Peki hocam bunu 5-15'lerden yapamaz mıyız? Yaparız. Serbest bıraktım ve sıfırım 0. Y doğrultusu için bakıyorum. Sadece buradan bakıyorum. Bıraktım şuradan. 1 saniye geçti. Hızım ne oldu? 10 metre bölü saniye oldu. Sonraki saniye hızım ne oldu? 20 metre bölü saniye oldu. Sonraki saniye hızım ne oldu? 30 metre bölü saniye oldu. İnşallah sığdıracağız. Şurası kaç oldu? 40 metre bölü saniye oldu. Buraya geldi kaç oldu? 50 metre bölü saniye oldu. Hadi şunları bir toplayalım bakalım kaç yapıyor. Yetmiyor. 186 saat var, saniye olacak. Tamam, hadi bir saniyede şuradan biz ekleyelim. 60 metre bölü saniye, yani bunu altına eklemiş gibi.
Şurası 5 metreydi. Burası 15 metreydi arkadaşlar. Hızları topla 2'ye böl. Aynı şeyi bulursun. 0, 10 daha. 10, 2'ye böl 5 metre. 10, 20 daha. 30, yarısı 15 metre. 20, 30 daha. 20, 30 daha. 50, yarısı 25 metre. 30, 40 daha. Yarısı 35 metre. Zaten 5, 15, 25, 35, 45 şeklinde gider. 50 ile 60 arasında da ne yapacağız? 60, 50 daha 110, yarısı 55 metre. Arkadaşlar toplayalım. Şurası 100 yapar. Şurası 160 yaptı. Ha, fazla yaldı. Allah Allah. Niye fazla oldu? 100, 160, ha, 180 tam oldu arkadaşlar. Şurası 5, 15 daha 20. 25 daha 45, 35 daha 80, 100, 55, 45 daha 100 yapıyor arkadaşlar. Tam böyle olacak. Yani 6 saniye düşecek. Bunu buradan bulabilirsiniz. Her bir aralığa 1 saniye diyelim. Hadi şuraya yapıştıralım 1 saniye. Şurası 1 saniye, burası 1 saniye, burası 1 saniye, burası 1 saniye, burası 1 saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saniye. İster formülden yap, ister 5, 15, 25'leri kullanarak yap. Neyse bunu bulduk. LM uzaklığını bul diyor. Yatay uzaklık arkadaşlar, şu hız hareket boyunca hep sabit kalacak. Yani buraya doğru 10, aşağı doğru ilk başta hızım ne olacak? Şey, 1 saniye sonraki hızım ne olacaktı? 10 olacaktı. Sonra ne olacak? Aşağı doğru 20 olacak. Sonra ne olacak? 30, 40, 50 ve finito yere çarpıyor. Yani şurada aşağı doğru bir 20 oluyor. Bu tarafa doğru 10. Buraya geliyor 30 oluyor. Bu tarafa doğru 10. Bir defa sığdıracağım. Burası 40, burası ne? 10. Şurası ne? 50, burası ne? 10. Yere çakıldı. 60, bu tarafa doğru ne? 10. Sonuç, benim LM uzunluğum sadece şu hıza bağlı. 10, bir de neye bağlı? Havada kalma süresi. Havada kalma süresi 6 idi bunun. Çünkü yere 60 ile çarpmıştı. Yani 6 saniye geçmişti. O zaman burası nedir? 60 metredir arkadaşlar. LM uzunluğu da bu. Cismin yere çarpma hızını, ne güzel bulduk. 10'a 60. Arkadaşlar cismin yere çarpma hızı aşağı doğru 60, sağa doğru 10. Ama biz bunlara bu şekilde yanıt veremeyiz. Ne yapmamız gerekir? Bunun şu ve yere çarpma hızını bulmamız lazım. O zaman V yerinin karesi 7 milimdir. V'nin karesi eşittir 60'ın karesi artı 10'un karesidir. Buradan da kötü bir sayı çıkar. Bazı sayılar kötüdür arkadaşlar. Şurası 3600, burası da 100. Etti sana 3700. Şimdi 3700'ü nasıl düşünürüz? 100 çarpı 37 diye düşünebilirim. Bu da bir sayının yere çarpma hızının karesi. Kökünü al, kökünü al. O zaman yere çarpma hızımız ne oldu? 10 kök 37 metre bölü saniye oldu. Bu da bizim C seçeneğimiz. Ve geçiyorum. Şimdi momentumla atışı birleştirmişler arkadaşlar. Biz önce bir atıştan şu bir soruya bir girelim. Formülle yapmayacağım. Şeyle, kısa yolla yapacağım. Benim şu hızım 37'nin karşısı olduğu için 60 metre bölü saniyedir. Y yönündeki hızım başlangıçta attığımda. Burası da arkadaşlar 80 metre bölü saniyedir. Şimdi benim hızım 60. 1 saniye sonraki hızım ne olacak? 50. Sonraki saniye hızım ne olacak? 40. Y yönünde. Sonraki saniye hızım ne olacak? 30. Sonraki saniye hızım ne olacak? 10. Sonra en tepeye geldiğinde hızım ne olacak? 0. Şimdi arkadaşlar, bu sırada ne kadar yol almıştır sorusunun yanıtı 0 ile 10'u topla 2'ye böl. Şurası 5 metredir. Aslında biraz önce yapmıştık. Yani biraz önce yaptığımız sorunun aynısı. Sonuçta ben bir şeyi tepeden bırakmıştım. 6 saniyede iniyorsa ne yapıyordu? 180 metreden düşmüştü. Burada da 6 saniyede tepeye çıktığına göre, çünkü 60 sıfırlanması için 6 saniye gerekecek. Demek ki şu haş maksimumuz 180 çıkacak. Neyse biz onu yine de hesaplayalım. Şurası 10'a 0'ı topla 2'ye böl 5 metre. Şurası 15 metre. Şurası 25 metre. Burası 50, 40 daha.
Bir şeyi yanlış yaptık. 20'yi atladık arkadaşlar. 20 var şu arada. Şurada bir de ne var? 20 metre bölü saniye var. Evet. Cacık oldu. Şurayı bir silelim. Alan küçük. Evet, şu hızım 60'tı. Bu hızım 80'di. Benim yukarı gelme sürem 6 saniye. H eşittir 5T kare. Çünkü yukarıya çıkma sürem 6, iniş sürem de 6. Tepeden bir şeyin inmesi 6 saniye ise H eşittir 5T kareden H'ı bulabiliriz. H eşittir 5 çarpı 6'nın karesi. Buradan H'ı 180 metre buluruz. Kısa buradan yapalım. Madem sayılar sığmıyor bir de uğraşmak istemiyoruz. H'ı bulduk. Peki yere 55 metre kalmış arkadaşlar. O zaman böyle bir şeyi sıfırla bıraktık. Hızımız 10 oldu. Sonraki hızımız 20. Sonraki hızımız 30. Sonraki hızımız 40. Sonraki hızımız 50. Yere çarptı 60'la diye düşünürsek şurası 5 metre. Burası 15 metre. 25 metre, 35 metre, şurası 45 metre, burası da 55 metredir. Bakın, bir şey yani şu tepeden düşüş hareketini düşünüyorum ve yere 55 metre kala diyor. Şu aralık mı oluyor? Yani bizim tam bu sırada aşağı doğru hızımız kaç olmalı? Şunlara metre bölü saniye yazsak. Daha rahat olacak. Arkadaşlar başlangıçta 0, 50, şurası da 60 metre bölü saniye. Bizim aşağı doğru yere 55 metre kala hızımız 50 metre bölü saniyeymiş. Bunun şu yöndeki hızı başlangıçtaki 80 metre bölü saniyedir. Peki, kale arasındaki momentum değişimi. K'dan L'ye. Şimdi L'ye geldiğinde yukarı doğru hız bileşeni 0, sağa doğru hız bileşeni 80. Kale arası momentum değişimi diyor. A seçeneğinin yanıtı. Delta P K'dan L'ye. Yani P L eksi PK. Son eksi ilk yazıyoruz momentumlarda. Peki arkadaşlar L'deki momentumunu yazalım. L noktası şurasıydı. L noktası gözükmüyor şu an. Evet, burası. O zaman yapmam gereken yönüyle her şeyiyle yazmak. Sağa doğru bir ne var? 50 var. Bu bizim hız bileşenimiz. Bir de ne var? Kütle var. Kütlemiz kaç? 2. Bu ikisini çarpma. Eksi K'dakini yazacağız arkadaşlar. Her şeyiyle yazacağız. Yukarı doğru bir 60 var. Bir de bununla neyi çarpacağız? 2. Bir de sağa doğru ne var? 80. Bir de bununla neyi çarpacağız? Kütleyi çarpacağız. Momentumun P'nin M çarpı V yaptığını unutmayın. Şimdi bu işleme devam ediyorum. Eksi bir vektörü ne yapar? Ters çevirir. Benim başlangıçta sağa doğru 160'lık bir momentumum var. Pardon, son durumda yani L noktasında eksi K noktasındaki momentumunu yazıyoruz. Şurayı artı yapıyorum ve vektörleri ters çeviriyorum. Mesela 80 çarpı 2 160 yaptı. Sağa değil sola doğru diyorum. Kaç yazdım? 160. Yukarı doğru 60 kere 2 120'lik momentumum var. Eksiden dolayı onu ters çeviriyorum. Artı yapıyorum. 120'yi aşağı yazıyorum. Ne görüyorum? Bu 160 ile şuradaki 160 birbirini götürüyor. Sonuç benim momentumum değişimim 120'miş. Birimi de nedir arkadaşlar? Momentum kilogram çarpı metre bölü saniyedir. Kilogram metre bölü saniye. A seçeneğinin yanıtı budur. Bunu başka türlü nasıl yapardın? İtmeye eşitti hatırlıyorsanız. F çarpı delta T'ye idi. Bizim cismimizin üzerine uygulanan kuvvet Mg yani ağırlığıdır. Ağırlığı da 20 Newton'dur. O zaman kuvvet yerine ne yazıyorum? 20 çi yazıyorum.
Bir şey soracağım arkadaşlar. K'dan L'ye gelme süresi neydi bunun? 6'ydı. Onu da buraya yazarsan, bu arada itme momentum değişimine eşitti. Şu kısmı bulmayıp sadece itmeden yine aynı sonucu bulacaksın. İstersen böyle yap. Buna da ikinci yol. İkinci yolu anladık mı? Kuvvet çarpı zaman bize neyi verecekti? İtmeyi verecekti. İtme de momentum değişimi eşitti. Sonuçta K'dan L'ye gelene kadar cisme etkeden kuvvet ağırlığıydı. O zaman kuvvet yerine ağırlığını yazdık. K'dan L'ye gelme süresini de zamana yazdığımızda itmenin süresi de bulunmuş oluyor ve oradan çözülür. Ve çözdük. Ve LM arasındaki momentum değişimi. Şimdi L'den M'ye gelene kadar ki. Arkadaşlar B'yi de kısa yoldan yapmak istiyorum. Yani F çarpı delta T eşittir. M çarpı delta V'den yapalım. F'imiz ağırlığı 20 Newton. Luk bir kuvvet etkiliyor yer çekiminden dolayı. Şimdi arkadaşlar L'den M'ye gelme süresi L'den M'ye gelme süresi buradan buraya gelme süresi neydi arkadaşlar? Hızı aşağı doğru hızı sıfırdı. 50 olacak ve yerden 55 metre yükseklikte olacaksa hareket 6 saniye sürüyor. Şuradan şuraya gelmesi 6 saniye sürüyor. Bu aralık 1 saniye ise bizim hareketlimiz şu aralıkta 5 saniye vakit geçiriyor. Gerçekten öyle mi? Birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye, beşinci saniye, saniyeleri de 5 gibi duruyor. Altın, beşinci saniye, işte beşinci saniye yerine koyacağız. O zaman şuraya ne yazacağız? 5. Ya ne yaptı? 100. Ne yaptı? Kilogram metre bölü saniye yaptı. Arkadaşlar B'nin yanıtı bu. Bunu şeyle yapmak isterseniz işte bu birinci yol diyelim. İkinci yolla yapmak isterseniz o zaman ne yapacaksınız? M çarpı delta V diyeceksiniz. Yani P son eksi P ilk diyeceksiniz. P son P'si M'deki P eksi neredeki? L'deki momentumunu farkını alacaksınız. Yönleriyle hızları düzgün bir şekilde yazalım. M'deki ni yazmak istiyorum. 2 kilogram çarpı yönüyle yazıyorum. Hızım aşağı doğru 50, sağa doğru 80, eksi L noktasındakini yazmak istiyoruz. L noktasında sadece sağa doğru 80 var. 2 çarpı 80 sağa doğru. Bu işlemi yaptığımızda şu 2 çarpı 80 ile bu 2, şurada da bir 2 çarpı 80 var arkadaşlar. Birbirini götürür. 2 kere 50 aşağı doğru momentum değişimi 100'müş arkadaşlar. Bunu bu şekilde de bulabilirsiniz. B seçeneğini. Şimdi yine bir şeyleri silmemiz gerekecek. C seçeneğinde MN arasındaki momentum değişimini bulunuz diyor. MN arası. MN arasını şöyle bir kenarda yapmaya çalışalım. Hatırladığımız kadarıyla. Şöyle bir M noktası var. Böyle bir N noktası var. Şurası 55 metreydi. Tam M noktasındaki hız bileşenlerini hatırlayalım. Ben hatırlıyorum gibi. Şurası neydi? 50 metre bölü saniyeydi. Bu tarafa doğru 80 metre bölü saniyeydi. Tam çarpma anında o zaman N noktasına geldiğinde 51, 10 metre bölü saniye artarak 60 metre bölü saniye olacak. X doğrultusundaki şu 80 metre bölü saniye hızı hiçbir şekilde değişmeyecek. Ve M'den N'ye gelme süresi 1 saniyeydi. Çünkü 55 metreyi alacaktı. Hızı 60. Sonraki saniye hızı, pardon, hızı 50, sonraki saniye hızı 60, topla 110, yarısı 55. Demek ki gerçekten de bu aralıkta 1 saniye geçirmiş. O zaman soruyu tekrar hatırlayalım. MN arasındaki momentum değişimi. Delta P, MN arası. Yani son nokta N'deki eksi ilk neredeki?
aralık olarak ilk hangisi? M oluyor. Yerine yazarak bulacağız. Kütlemiz sonuçta 2 kilogram. Şu N noktasındaki hız bileşenlerini yazıyorum. Aşağı doğru 60 ama kütleyle çarpıyorum. Momentumunu buluyorum. Sağa doğru 80 var. Bir de 2 ile yani kütleyle çarpıyorum. Eksi M noktasındakileri yazıyorum. Aşağı doğru 50 çarpı 2. Sağa doğru 80 çarpı 2. Bu işlemi yapacak olursak neyi görüyorum? Arkadaşlar şu eksi bunu ters çevirecek. O zaman bu hemen bunu götürsün. Bununla uğraşmayalım. Benim şurada aşağı doğru bir 120'lik momentumum var. Artı diyorum. Şunu ters çeviriyorum. Yukarı doğru yüzlük momentumum var. Bunların farkı aşağı doğru 20 ne yapar? M çarpı V'den kilogram çarpı metre bölü saniye yapar. Arkadaşlar buna birinci yol dersek momentum değişimine yaptık. İkinci yol diyorum. İkinci yol. O da F çarpı delta T delta P yani M çarpı delta V'ye biz arkadaşlar delta P diyebiliyorduk. Çünkü bunun açılımı zaten. O zaman şunu soruyor bize. Ben onun yerine bunu bulmak istiyorum. Benim ağırlığım kuvvete eşitti. Zamanda M'den N'ye gelme süresi 1 saniyeydi. O zaman yanıtım 20 ne yapacaktır? İstersen bunu Newton çarpı saniye diye yazabiliyordum. Newton çarpı saniye kilogram metre bölü saniyeye eşit aynı zamanda. Evet bu soruyu A'sını, B'sini ve C'sini yapmış olduk. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Ağırlığı 40 Newton olan türdeş çubuk ağırlığı 100 Newton olan P cismi ile ağırlığı, evet çubuğun bir ağırlığı var arkadaşlar. Çubuğun ağırlığı ortadan gösterilir. Ve ben ağırlığı böyle aşağı doğru uzatmayı seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Çünkü bana dik uzaklığı verirken inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Önce şöyle bir göstereyim. Hadi burası ne diyeyim? 40 Newton'luk bir ağırlığımız var. Çubuk ağırlığı. Ve bu arada kütle merkezi türdeş olduğu için tam ortada olmalı. Şöyle bir yerden alacağız bunu. Ve 100 Newton'luk şöyle bir kütle varmış. Burası da neymiş? 100 Newton'muş. Buna göre ip gerilmesini soruyor. Arkadaşlar biraz önce dediğim gibi ağırlığı ben ne yapıyorum? Aşağı doğru şöyle uzatıyorum. Bu cismin ağırlığını da aşağı doğru uzatıyorum. Çünkü ben burada bileşenlerini ayırmayı falan kullanmak istemiyorum. Dik uzaklıkları kullanmayı seven birisiyim. Şu 40'ı alıyorum. Şurası benim tork alacağım nokta. Oraya olan dik uzaklık şurası. Eğer bunu buraya taşırsam, bu 40 Newton'u buraya yazarsam, şurası benim dik uzaklığım olacak. Ve burada şöyle bir uyanıklık yapıyorum. Çubuğun boyu bana verilmemiş. Ben böyle ikiye de bölünecek. Mesela şurada 37, şurası 53, burası 90 olacak şekilde bir üçgen düşünürsem 3, 4, 5 üçgeni ama ben buçuklu sayılarla uğraşmak istemiyorum. 5, 3, 4, 5 üçgeni yerine ne diyorum? Hipotenüsüm 10 olsun. 37'nin karşısı 3 olacaktı. 2 katı 6 olsun. Şurası 53'ün karşısı kaç olsun? 8 olsun diyorum. Şimdi arkadaşlar üçgen benzerliği vesaire kurallarından eğer ben buraya 10 dersem şurası 5, burası 5 olur. Ve bu üçgen şu üçgenle şu küçük üçgen benzerdir. Ve burası da şu kenarın yarısıdır. Yani şurası da şuraya eşit olur. O zaman ben buraya 4 metre ya da 4 birim diyebilirim. Şurası da ne olur? 4 birim olur. Metre demek yanlış olur arkadaşlar bu sorularda. Çünkü bize sayısal değer vermemiş uzunluğun. Buraya 5, buraya 5 dedim. Burası 4, burası 4 oldu. Şu 100'ü de aldım, şuraya taşıdım. Buraya da 100 Newton'ı yazdım mı? Yazdım. Şimdi arkadaşlar aynı şey T için geçerli. Şunu şöyle uzatıyoruz. T'yi alıp buraya taşıyorum arkadaşlar. Çünkü şurası benim neyim olacak? Dik uzaklığım olacak. Ben bunu artık ne diyorum? Şuna T diyorum. Bir de şu uzunluğu bilmem lazım. O da şuradaki 6'yı alıyorum. Buraya 6 birim diyorum. Artık herkesin dik uzaklığını biliyoruz. Şöyle bir 40 var. Dik uzaklığı 4. Şöyle bir 100 var. Onu güzel göstermedik. Onu da güzelce gösterelim. Şöyle bir 100 var. Onun da dik uzaklığı şurası oluyor arkadaşım. Ve 100'ü al şuraya güzelce taşı. Şöyle 100 diyeyim. O zaman bu şekilde döndürürken
Biz mesela bu yöne saat yönünün tersi olduğu için eksi diyelim. 40 ise bu tarafa doğru dönecektir. O zaman ne yapacak? Saat yönünde döndüğü için de bunu pozitif kabul edelim. Bunu da şöyle döndüğü için pozitif kabul edelim. Yani bu ikisinin torku toplamı şunun torkuna eğer eşitse sistem ne yapacak? Dengede kalacak. Yani toplam tork ne olmalı? Sıfır olmalı ki denge olsun. Denge şartı bu. Denge şartı. Şuraya göre tork alıyorum. Eşitliğin diğer tarafına, eksileri artılara eşit kabul ediyorum. T çarpı 6B eşit olacak neye? 40 çarpı 4B, 40 çarpı 4B artı 100 çarpı 8B. Bunun buraya olan uzaklığı 8B. Şu B'lerden kurtulalım. Yani metre yazsaydık yine sorun olmayacaktı ama yani başka yerde de sonra metre yazıyorsunuz. Her şey karışıyor arkadaşlar. Verilmedi mi? X de başka bir şey de benim gibi B de. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyorum. Şuraya 3 diyelim. 2'ye böldüm. Şurası 20. 2'ye böldüm. Şurası 4. 3 tane T eşitmiş. 4 kere 20, 80 artı 4 kere 100, 400. O zaman şurası 480 yaptı. Eşitmiş 3 tane T'ye. T'miz bu durumda ne çıkar arkadaşlar? Newton'luk arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi ilk hızı 4 olan. Ve sıfırımız neymiş bizim? 4'müş arkadaşlar. Bu önemli. Bu bilgiyi unutmayalım. Hareketlinin ivme zaman grafiği verilmiş. Bana hız zamanını, konum zamanını 3 saniye için çiz diyor. Şimdi hemen kenarda bir çalışma yapıyorum. Bu benim ivme zaman. Şurada benim ne vardı? Sol tarafında hız zaman. Onun solunda ne vardı? Konum zaman. Ve bunlar hep böyle hiyerarşik olarak sıra buydu arkadaşlar. Bu sırayı asla unutmuyoruz. Ve sola doğru giderken ne alacaktım? Alan al. Alan al. Grafiği ne yapacaksın? Grafiği kaldır. Kaldır. Grafiği de kaldıracaksın. Alan alacaksın. Grafiği kaldıracaksın. Bir de alan artı mı eksi mi ona bakacaksın. Alan artı ya da eksi dikkat et. Buna dikkat edeceksin. Bir de çok önemli bir şey. Eklemeyi, toplamayı unutma. Yani bir sayı bulacaksın, onu önceki bulduğunun üzerine eklemeyi unutmayacaksın. Örneğin şuradaki ilk hızım var, onun üzerine bir şeyler ekleyeceğiz. Arkadaşlar ivme zaman. İvme zamandan ben hız zamana geçmek istiyorsam ne almak zorundayım? Alan alacağım. Şimdi alıyorum. 2 kere 3 ne verir? 6 metre bölü saniye. İvme zamandan alan alırsan yani sola doğru gidersen, sola doğru gidersen alan alırsan ne yapman gerekiyor arkadaşım? Şu iki sayıyı çarpacaksın ve bulduğun alan hız değişimidir. Şimdi hemen ben bunun önce hız zaman grafiğini çizeceğim. Arkadaşlar bu arada bunu ivme zamanı vermiş. Sen hız zamanı çizmeden konumu çizemezsin zaten. Zamana 3 diyorum. 3 saniye var çünkü. Ve bu arada ilk hızımı unutmuyorum. Niye? Eklemeyi, toplamayı unutmayacağım. İlk hızım ne benim? 4. Üstüne ne ekleyecekmişim? Toplamayı unutma derken de bunu söylemeye çalıştık. 6 bulduk ama bunu 4'ün üzerine ekleyeceksin. Kaç olur o zaman? 10 olur. Peki artı mı eksi mi ona dikkat ettik mi? Evet zaten bu artıydı. İlk hızımızda artı verilmiş. O yüzden eklerken sorun olmadı. 4, 6 daha 10 yaptı arkadaşlar. Şimdi bir de diyor ki grafiği kaldır diyor. Bir kere şu noktayı tespit edelim. Üçgen 10 olacak. İlk hızı da ekledik üstüne. Ve bu noktayla bu noktayı birleştireceğim ama grafiği şöyle düz bir çizgiyi kaldıracağım. Düz bir çizginin kalkmış versiyonu şöyle bir çizgiydi arkadaşlar. Sonuç. Ben artık hız zaman grafiğini çizdim. Şimdi hız zaman grafiğinden konum zaman grafiğine geçerken yine ne alacaksın? Sola doğru gideceksin. Alan alacaksın. Ve alan alırken buranın bir yamuk olduğunu unutma. Bu bir yamuk.
Yamuğun alanı paralel olan kenarlarını toplayacaksın. Onlara dik olan kenarla çarpacaksın. Sonra da ikiye böleceksin de. Yani buradaki alan nedir? 4 artı şurası 10 çarpı yükseklik şurası oluyor arkadaşlar. O da kaçmış? 3 bölü 2 buradaki alan. Yani 14 bölü 2 7 yapar. 7 kere 3 21 metre. Şimdi arkadaşlar eklemeyi, toplamayı unutmayacağım ama bana başlangıçta bir konum vermemiş. Konum, ilk konumum neymiş benim? Sıfır. Sıfırın üzerine bunu ekliyorum. Sıfırın üzerine ekliyorum konumu çizerken. Burası zamanla kaç yazacağız? 3. Sıfırın üzerine ekliyoruz. Başlangıçta sıfır noktasından başlıyor. Üstüne 21 ekliyorum. Beni 21 metre konumuna getirir. Sonra bu noktayla bu noktayı birleştiriyorum. Noktam bu. Sıfırla bunu birleştireceğim. Olabilecek 3 tane ihtimal var. Ya şunu çizeceğim, ya bunu çizeceğim, ya da bunu çizeceğim. Yani ya böyle bir parabol, ya şöyle düz bir çizgi, ya da böyle bir parabol çıkacak. Yani kahve çekirdeği. Buna biz kahve çekirdeği deriz. Bu yavaşlama demek. Yavaşlama. Konum zaman grafiğinde şöyle bir şey. İleri doğru yavaşlama. Şu ikinci çizgi, yani şuna birinci çizgi dersek, buna ikinci çizgi dersek, sabit hız demek. Sabit hız. Şu üçüncüsü ise, bu da üçüncüsü olsun. Üçüncüsü hızlanan. İleri doğru hızlanan grafik. Arkadaşlar bu adam hızlanıyor değil mi? O zaman kalkmış versiyonu, grafiğin kalkmış versiyonu, aha böyle bir parabol olmalıdır. Derken bu sorunun bütün her şeyini çözmüş olduk. Geçelim. Şimdi evet. 8. soruya bakıyoruz. Şimdi 8. soruda bir yay var. Bu yayı biz 0,1 metre sıkıştıracağız. Önüne bir cisim koyacağız. 2 kiloramlık. Sonra serbest bırakacağız. LM aralığı sürtünmeliymiş arkadaşlar. Şu aralıkta bir sürtünme var. Şimdi bize diyor ki K noktasındaki hızını bul diyor. Bir de M noktasındaki hızı bulacağız. Sürtünme sadece diğer bölgede. L'den sonra etki edecek bu arada. Bu arada şöyle bir sürtünme kuvvetini de bulalım. Şu bölgeye geldiğindeki sürtünme kuvveti. Ağırlığı aşağı doğru 20 N. Yerin tepkisi N. Tepki de 20 N olacaktır. Sürtünme kuvveti K çarpı tepki kuvvetiydi. Sürtünme katsayımız 0,5'miş. Yani 1 bölü 2 diyebilirim. Çarpı 20. O zaman sürtünme kuvveti 10 N bulunur arkadaşlar. Sürtünme kuvvetini bulmuş olduk. Kenarda dursun. Şimdi biz bir yaya enerji vereceğiz. Buraya kadar sıkıştırdığımızda. Bıraktığımızda bu potansiyel enerji K noktasında hepsi kinetiğe dönüşecek. O zaman yazıyorum. 1 bölü 2 yaydaki potansiyel enerji Kx kare eşit olacak. 1 bölü 2 M çarpı K'daki hızımızın karesine. Yaydaki potansiyel enerji K noktasında kinetiğe dönüşecek arkadaşlar. Hepsi. 1 bölü 2'ler birbirini zaten götürecektir. Kalanları yerine yazalım. Yay sabiti 400'müş. K yerine 400 yazdık. Çarpı yaydaki sıkışma 1 bölü 10. X dediğimiz şey 1 bölü 10. 1 bölü 10'un ne yapacağız? Karesini alacağız. Metre cinsinden yazıyoruz zaten. K'daki hızın karesi. Kütleyi yazmayı unuttuk. Kütlesi bunun ne? 2. M yerine 2. VK'nın karesi. Şimdi şurası 400 yapar. Şurası 100 yaptı. K'daki hızımızın karesi çarpı 2. Şu sıfırlar birbirini götürür. Şurada 4, burada 2. Sadeleştir. 2 eşitmiş K'daki hızımızın karesi. Kare kökünü al iki tarafın.
K'daki hızımız bizim kök 2 metre bölü saniye bulunur. Şimdi artık K'daki hızı biliyoruz. Şimdi buradaki hız kök 2 metre bölü saniye. L'ye kadar su tümü olmadığına göre yine kök 2 metre bölü saniye hızla gelecektir. Ama ondan sonra sürtünmeli şu yola gelecek. Şurası sürtünmeli olacak. Enerjisinin bir kısmı ısı olarak kaybedecek. Peki L'deki enerjisi büyük, M'deki enerjisi büyüktür? Tabii ki L'deki enerjisi büyüktür. O zaman enerji, mekanik enerji L'deki büyüktür. Mekanik enerji M diyebilirim. Ama ben bunların eşitliğini yazmak istiyorum. Eşitliği yazmak istiyorsam mekanik enerji L noktasında sahip olduğu toplam enerji neden büyük? M'den büyük. Sürtünmeye giden enerjiyi bu tarafa mı yazsak, bu tarafa mı yazsak eşit olur? Tabii ki küçük olan yere yazacağız. O zaman M'ye gelince sahip olacağı enerji nedir? Kinetik enerjisi vardır sadece. Bir de ne var? Sürtünmeye giden enerji. Sürtünmenin yaptığı işi biz sağ tarafa yazdık. Sol tarafa ise ne yapacağız? Sol tarafta sahip olduğu enerji, mekanik enerjileri yazacağız. Potansiyeli yok. Kinetiği var sadece. Onu yazacağız. 1 bölü 2 M çarpı VL'nin karesi. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz bütün her şeyi yerine koyacağız ve soru çıkacak. 1 bölü 2 kütlesi 2 idi. L'deki hızımız K'daki hıza eşit kök 2 idi. Karesini hemen alıyorum. Kök 2'nin karesi 2'dir. Eşit olacak 1 bölü 2 kütlemiz 2. M'deki hızı bilmiyoruz onun karesi. Artı sürtünme kuvvetini bulmuştuk. Kaç bulduk? 10. Onun yerine yazacağız. X şu uzunluk kaç metre? 0,1 metre. Yani 1 bölü 10'u yerine koyacağız. Sadeleşmeleri yapalım. Kalanlara yazarak devam edelim. Şurada bir 2 var. Eşit olacak. Burada VM'nin karesi kaldı. Artı burada da sadece 1 kaldı. 1'i at karşıya. O zaman 1 eşittir. M'deki hızımızın karesi. İki tarafın karekökünü al. M'deki hız ne çıkar? 1 metre bölü saniye çıkacaktır. Evet, yerden 60 metre saniye hızla yukarı yönde düşüyor atılan cismin 9 saniye sonra yüksekliğinin hızını bulunuz diyor. Şimdi birinci yol diyorum. Formülle yapacağım. Şimdi ben bir şeyi atış hareketlerinde bir şeyi yukarı doğru attığımda aynı hizaya geliyorsa h'ı 0 bulurum. Atış hareketinde bir şeyi attığımda daha yukarıda attığım seviyenin üstüne bir yerde de ise h'ı pozitif bulurum. Yani belli bir zaman eğer zaman kullanıyorsa. Şimdi eğer attığım seviyenin altında bir yere geliyorsa da o zaman h'ı şu yüksekliği ne buluruz? Negatif buluruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi yerden 60 metre saniye hızla atıyorum. Bana zamanı vermiş 9. O zaman h eşittir. Bir kere x eşittir. v0t artı eksi 1 bölü 2 at kare diye bir formülüm vardı. Burada kafayı kullanıyorum. Yukarı doğru attım. Benim v0'ım yukarı. İvmem aşağı doğru. Her zaman yer çekimi aşağı doğru olduğu için hızıma ne olacak? Ters olacak. O zaman v0'ı yazacağız. Zamanı yazacağız. Artı değil, eksi yazacağız. 1 bölü 2. Çünkü a yerine de g yazacağız. Sonra da t'nin karesini alacağız. G yerine 10 yazdığımızda şu part, bu kısım 5t kare yapacak. Ama eksi. İlk hızımızda neyse onu yazacağız. Çarpı t eşit bize neyi verecek? H'ı verecek. Şimdi bildiğimiz şeyleri yerine yazalım. H'ı bilmiyoruz. Ama H ne olabilir? Eğer attığım seviyeye geliyorsa 0, attığımın üstüne gelecekse pozitif, attığımın altına, attığım seviyenin altına iniyorsa negatif çıkacak. Bizim beklentimiz pozitif çıkması. Bakalım pozitif çıkacak mı? Hıza ne yazacağız? 60. Zamana ne yazacaksın? 9.
Eksi 5 çarpı 9'un karesi 81. Şurası ne yapar? 540 metre yapar. Eksi şurası 5, 405 yaptı. Bunları birbirinden çıkarırsak 135 yapacakmış haş. Şimdi bu bizim birinci metodumuz. Şimdi hızını da buradan bulabiliriz. Mesela ne yazacağız? V son eşittir. V sıfır artı eksi A çarpı T idi. Son hızı bulmak istiyorum. İlk hızım ne? 60. Eksi yazıyorum çünkü ivme aşağı doğru, hızıma ters yönlü. G yerine 10 yazacaksın. Zamanı da 9 yazdık. O zaman son hızımız ne çıkar? Eksi 30 metre bölü saniye çıkar. Buradaki eksi yönü gösterir. Aşağı doğru 30 metre bölü saniyeymiş bizim yanıtımız. Arkadaşlar bir de bunu pratik metottan çözelim. Şu sağdakileri siliyorum. Sürekli bize 60'ı kullandırmışlar. Farkında mısınız? Sorularda hep 60 kullandık. Ben bir şey attım 60 metre bölü saniyeyle. Bir saniye sonraki hızı 50 metre bölü saniye olur. Sonraki saniye hızı 40 metre bölü saniye olur. Ondan sonraki saniye hızı 30 metre bölü saniye olur. Sonraki saniye hızı 20 metre bölü saniyedir. Sonra 10 metre bölü saniye. Her saniye 10 azalır. Sonra tepeye geldi. Burada hızı nedir? Sıfırdır. Şimdi ben bunu aslında bir şeyi attığımızda aynı hizaya yeniden düşer. Ama biz bunu böyle sanki böyle biraz ayrık gibi yapalım da mesafeleri falan yazmak kolay olsun. Şurası bizim tepe noktamız olsun. Sıfıra gelmiş olsun. Tam şu hizadan geçince aşağı doğru hızım ne olacak? 10 metre bölü saniye. Tam bu hizadan gelince ne olacak hızı? Aşağı doğru 20 metre bölü saniye. Tam bu hizadan geçince şuradaki hızı ne olacak? 30 metre bölü saniye. Tam şuradan geçince hızı ne olacak? Aşağı doğru 40 metre bölü saniye. Simetriyi fark ediyorsunuzdur. Burası da ne olacak? 50 metre bölü saniye. Ve yere atıldığı hıza eşit büyüklükteki zıt yönde bir hızla çarpacaktır. Büyüklük olarak eşit ama yönleri farklı olacak. Birisi yukarı biraz şey yapmış. Şimdi yolları yazalım arkadaşlar. 60 ile 50 arası alacağı yol topla 110 yapar. Yarısı 55 metreymiş. 60 ile 40'ı topla 90, yarısı 45 metreymiş. Şu aralık. Bu aralık 55. Şu aralığı bulacağız arkadaşlar. 40 ile 30'u. 30 ile 40'ı topla. 70, yarısı 35 metredir. 30 ile 20'yi topla. Yarısı 25 metredir. 20 ile 10'u topla. Yarısı 15 metredir. 10 ile 0'ı topla. Yarısı 5 metredir. Arkadaşlar bu çıkışı yazmak daha zor. İnişi yazmak daha kolaydı aslında. Yine 0 ile 10'u topla. Yarısı 5 metre şeklinde yazabileceğimiz gibi 5, 15, 25, 35, aralık 45 metre, aralık 55 metre şeklinde yazabilirim. Yani 5, 15, 25, 35, 45, 55 diye de gider. Şimdi bize 9 saniye demiş. Bunu da ayrı bir renkle yazalım da karışmasın işler. Arkadaşlar yani anlattığım her şeyi dinlemek zorunda değilsiniz. Genelde şey yapıyorum, ne derler, YouTube şeyi videosunun yanına zaman şeyleri koyuyorum. İstediğiniz soruyu, istediğiniz yani bildiğiniz şeyler anlatıyorsam direkt geçebilirsiniz. Ben bilmeyenler için anlatıyorum bunları. Şimdi arkadaşlar birinci saniye burası. İkinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. 1, 2, 3. Şurası 4. saniye. Burası 5. saniye. Şurası 6. saniye arkadaşlar. 7. saniye. 8. saniye. Ve 9. saniye. 9. saniyede hızı 30 olacak.
Yerden yüksekliğini soruyordu. Yerden yüksekliği burası olacak. Yani 55 artı 45 artı 35 olacak arkadaşlar. Toplayalım. 55 artı 45 artı 35. Şurası ne yapıyor? 80. Şurasını 55. Topla 135 metre. Aşağı doğru hızımız da neydi? 30 metre bölü saniyedir. Yani bir saniyede buraya, ikinci saniyede buraya, üçüncü saniyede buraya, dördüncü saniyede buraya, beşinci saniyede burada, altıncı saniyede burada, yedinci saniyede burada, sekizinci saniyede şurada ve dokuzuncu saniyede buradadır. Ve soru da buradan biter. Şimdi şu C bölümündeki test kısmındayız. Şekildeki gibi O noktasına uygulanan aynı düzlemdeki F1, F2 kuvvetlerin bileşkesini bul diyor bize. Arkadaşlar, burada uçucu ya da kosinüs teoremi, uçucu yapmak çok abes. Kosinüs teoremi belki çalışır. Yani çalışır büyük ihtimalle ama bence bileşenlerini ayırmak daha mantıklı. Benim şurada bir F1'im var. Onun bir şöyle bir eşini, bir de böyle bir bileşeni var. Şuna F1'in X bileşeni diyorum. Şuna F1'in Y bileşeni diyorum. Şurayı 90 olarak aldığımızda buraya 45 derece kalır. O zaman 90, 45, 45, 90, 45 özel üçgeni oluşur. Şurası 8 kök 2'ymiş. Şu açılar 45'miş. 90'ın karşısı bunların kök 2 katıydı. O zaman buralar 8, 8 oldu arkadaşlar. Eğer bunu buradan göremiyorsan şuraya A, D, buraya A, D. A'nın karesi artı A'nın karesi neymiş? 8 kök 2'nin karesiymiş deyip soruyu çöz. 2 tane A kare eşittir 64 çarpı 2. Sadeleştir 2'ler gitsin. A dediğimiz şey 8'miş arkadaşım. Yani benim şu x bileşenim 8 Newton, şu y bileşenim de yukarı doğru 8 Newton'muş. Arkadaşlar 14 sağa doğru olan şu 14 ile sola doğru olan şu F1'in x bileşeni zıt yönde. Bunları hemen çıkarırız. O zaman sağa doğru ne kalır? 10-14'ten 8 çıktı, 6 Newton kaldı. Bir de F1'in y bileşeni yukarı doğru 8 Newton'du. Bu iki kuvvetin bileşkesi arkadaşlar yine 3, 4, 5 üçgeni tarzı bir üçgen olan 6, 8, 10 üçgenidir. O zaman burası neymiş? 10 Newton'muş ve yanıtımız Bursa'ymış. Eğer sen bu bileşkeyi bulmakta zorlanıyorsan R'nin karesi eşittir 8'in karesi artı 6'nın karesi dersin. 64 artı 36'dan 100 bulursun. Kökünü aldığında da bileşkeyi 10 Newton bulursun. Geçelim. Yatay düzlemde yere göre hızları 10 ve 2 olan AB araçları şeklindeki gibi hareket ediyormuş. Buna göre B aracındaki gözlemci A aracını nasıl görür? B gözlemciymiş. Kimi gözlüyor? A'yı. A ne? Gözlenen. Ya da nedir? Cisimdir. Hemen şuraya ve bağlı yazalım. Bağıl eşittir. Ve cisim. Ya da neydi? Gözlenen. Eksi ve gözlemci. Şimdi gözlenen, gözlemci bunların isimlerini en azından yazalım. Başlangıçta. Cisim olan ne? Yani gözlenen kim? A. Gözlemci kim? B. Ve buradan biz bağlı bulacağız. Arkadaşlar bize böyle açılı bir hız verildiğinde bunu bileşenlerine ayırmayı tercih edelim. Yani yine elimde bir 3, 4, 5 üçgeni var. İşte 3, 4, 5'in katı olan 10, 8, 6 üçgeni var işte arkadaşlar. Şurası 37 ise burası 5'in 2 katıymış. 37, 3'ün 2 katı olacak. Şurası da 53 yapar. 53'ün karşısında 4'ün 2 katı yapacaktır. Yani burası 8, burası da 6'ymış. Benim
Hızımın bir böyle bileşeni var. Bir de şöyle bir şey bileşeni var. A'nın x bileşeni kaçmış? Kaç bulduk arkadaşım? 6 bulduk. A'nın y bileşenine ne bulduk arkadaşım? 8 bulduk. Şimdi bu formülü yerine koyup yazacağız. A'yı yazmamız gerekiyor olduğu gibi. O zaman sola doğru 6, aşağı doğru da 8 deriz. Eksi b'yi olduğu gibi yazacağız. B sağa doğru 2. Bakın bunları ben yön olarak kullanıyorum. Evet, devam edelim. O zaman sola doğru 6, aşağı doğru 8, artı diyorum. Artı dedikten sonra şunu ters çeviriyorum. Yani eksi bu yönü ters çeviriyor. Ne oldu? Artık sola doğru, sağa doğru 2 idi, sola doğru 2 oldu. Evet, sola doğru 6 var, sola doğru 2 daha toplanır. O zaman sola doğru 8 ve aşağı doğru 8 kalır. Bunun yanıtı da arkadaşlar şöyle bir 8 kök 2'dir. Ve şurası 45 derece, burası 45 derece yapar. Yanıtımız 8 kök 2. Yön olarak da güney batı yönü, yanıtta 8 kök 2 metre bölü saniye hızla gidiyor görür. Kim kimi? BA'yı. Geçiyoruz. Evet, bir 22 sorusu. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru da bununla birlikte hareket ediyor mu etmiyor mu ona bir karar vermek lazım. Ve ettiklerini de herhalde söyleyebiliyorsunuz değil mi? Bir de ne tarafa doğru giderler? Sonuçta M1'in aşağı doğru gitme isteği var. Nasıl buluyorduk eğik düzlemde aşağı doğru gitme isteğini? M1G çarpı sinüs 37 ile bulacağız. Peki bunun aşağı gitme isteği ne? M3G çarpı sinüs 30 ile bulacaksın. Sürtünme Allah'tan sürtünme yok arkadaşlar soruda. Şimdi peki bu tarafa mı gider? Buna bir yönü diyelim. Yoksa iki yönüne mi gider bu sistem? Bunlar madem bir sistem birlikte hareket ederler. O zaman hangi tarafa gider? Onu da bulmamız gerekiyor. Onu nasıl bulacağız? M1G sin 37 mi büyük? M3G sin 30 mu büyük? Şu M2'nin hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bunun etkisi aşağı doğru 20 Newton'u yapar. Yukarı doğru tepkisi 20 Newton'dur. Sürtünme olmadığı için bunun kütle dışında sisteme bir yükü yoktur. Şunların hiçbir anlamı yok. Şimdi o zaman şunları bulalım. Şurası 1 çarpı 10 çarpı 37 3 bölü 5'ti. 5'e böl 1, 5'e böl 2, 6 Newton'muş. Peki şunu da bulalım. Yani şunun büyük bir ihtimalle daha büyük olması lazım. Açısı küçük ama kütle çok büyük. Öbürüne göre. Sin 30 da 1 bölü 2. Buradan da arkadaşlar niye bu kadar farklı yaptı? Evet, çünkü hata yaptık. Hatamız var. Hem 2 ile çarp, hem 10 ile çarp, bir daha 10 ile çarptık. M2, G10, sin 37, 1 bölü 2 arkadaşlar. Buradan da ne bulacağız? 10 Newton bulacağız. Sonuç, M3, G, sin 30 büyüktür. Bu, şundan büyük. Yani, o zaman kesinlikle hareket yönü bu tarafa doğru. Şuraya doğru hareket yönü. Sistem bu tarafa doğru gidecek. Yönünü bulduk. Şimdi ben bu soruyu tek bir sistem, sistemmiş gibi düşünüp ivmesini bulacağım. Sistem diyeceğim. Tek bir kütle gibi düşünüyorum. Basitleştiriyorum. Bu yön iki yönü. İki yönüne çeken kuvveti hemen yazıyorum. Kaç Newton'du? 10 Newton. Arkadaşlar şu yönde bir yönü. Basitleştirip böyle gösteriyorum arkadaşlar. Aslında böyle değil ama. O zaman bu da ne? 6 Newton. Toplam kütleyi yazıyoruz buraya. Çünkü bu bir sistem. Hepsi birlikte hareket edecek. 1 kilogram, 2 kilogram, 2 kilogram daha ne yaptı? 5 kilogram yaptı. Niye sayı kötü çıktı? O da ayrı bir mevzu. Yani her zaman da güzel çıkmaz. F eşittir ne diyeceğiz? M çarpı A. Yani 10'dan 6'yı çıkar. 5 çarpı ivme de
4 eşittir 5 tane ivme. İvme dediğimiz şey 0,8 metre bölü saniye kare çıkar. Bunu bulduktan sonra ip gerilmesini soruyor bize. Arkadaşlar ipler her zaman çeker asla itmez. Yani buradaki ip, şu ip en biri hareket yönü olan sağa doğru yani iki yönünde ne yapıyor? Çekiyor. Sadece buraya yoğunlaşaraktan F eşittir M çarpı A kalıbını uyguluyoruz. Şimdi gördüğüm kuvvetleri yazıyorum. Sağa doğru T var. Eksi aşağı doğru bulmuştuk. M1G'sin 37 var ama onu hemen yerine yazıyorum. 6 eşittir diyorum. Sadece bu siyah bölgedeki kütleyi yazacağım. Buradaki kütle 1 ve ivmeyi yazacağım. İvme de 8 bölü 10 aralarında çarpma var. O zaman T dediğim ip gerilmesi 6 karşıya geçer. Şurası 0,8. O zaman T ip gerilmesi 6,8 Newton bulunur arkadaşlar. Evet, bunu soruyu buradan çözmek mantıklı. Peki inşallah şöyle sorular sormazsınız yorumlarda. Hocam bunun buradaki MG, M1G, kosinüs 37, yüzeye dik olan etkisi ve onun tepkisi olan eni niye kullanmıyorsun? Çünkü sürtünme yok, bunlara gerek yok arkadaşlar. Bunun da şöyle bir M3G, cos 30'u var. Şöyle de bir ona eşit bir tepkisi var. Ama bunlar hareketi etkilemeyecektir. Yanıtımız Bursa ve devam edelim. Şimdi bize 3 tane kütle vermiş aynı yükseklikten. Bunları ben ne yapıyorum? V hızlarıyla atıyorum. Bunların yere çarpma hızlarını, büyüklüklerini ne yap diyor? Kıyasla diyor. Şimdi arkadaşlar kendimize şunu soruyoruz. Enerji vektörel mi? Skaler mi? Evet, enerji vektörel miydi, skaler miydi? Enerji skalerdir. Yani yön önemsizdir. Yani ben bu hızımın bu tarafa doğru olması, bunun buraya doğru olması, bunun aşağı doğru olması hiçbir şey değiştirmez. O zaman biz sadece ne yazacağız? Yere çarpma hızlarını soruyorsa enerjiden bu işi yazmaya kalkarsak ne yapacağız? Şuraya geldiğindeki enerjiyi yazacağız. Ve buna göre hızları ne yapacağız? Kıyaslayacağız. Yani mesela şunun için yazalım. Tepede sahip olduğu enerji. Kim için yazıyoruz biz bunu? Evet, bunlara 1, 2, 3 güzel söyleseymiş. Bu 1, bu 2, bu da 3 diye algılıyorum. 1 için yazıyorum. Sahip olduğu enerjiler nedir? MGH'i var. Artı 1 bölü 2. Nesi var? M çarpı V karesi var. Eşit olacak. 1 bölü 2. M çarpı V1'in karesi. V1 hızıyla çarpsın bu. Derken M'den bağımsızmış bu iş. Şimdi ikincisi için yazarsak bunu ne yazacağız? 2 MGH artı 1 bölü 2. 2 M hızı da V'ydi. V kare eşittir ne? 1 bölü 2. 2M yere çarpma hızına V2 diyelim. V2'nin karesi. Arkadaşım yine ne görüyorsun? Bak 2M'ler birbirlerini götürüyor kütleden bağımsız. Yani bu eşitlik bu eşitliğe eşit arkadaşlar. Yani V1 V2 kesinlikle eşit. Hadi bir de şu V3 için yazalım. Üçüncüsü için yazalım. Bunun sahip olduğu enerji MGH artı 1 bölü 2 MV kare eşittir 1 bölü 2 yere çarpma anındaki hızını sadece yere aşağı indiğinde yere çarpma hızı olacaktır. O zaman M çarpı V3'ün karesi. M'ler yine birbirini götürüyor ve enerji neydi? Yönsüzdü. O yüzden şu açıların falan hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Üçü de aynı hızla yere çarpacaktır.
Açının bir anlamı yok. Kütleler de iki tarafta birbirini götürüyor. Kütleden de bağımsız. Yani şunun 2M olması hiçbir şeyi değiştirmedi. Evet, basit makine sorumuz var arkadaşlar. Makine ağırlıklarının üstüne ihmal edildiği şekilde x F kuvvetiyle dengeleniyormuş. Yani bu soruda kuvvetleri düzgün yazarsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi şurası bir F. Bir ipte iki cam bas oynamaz. O zaman burası da şöyle bir nedir? F'tir. Bunu yazarsanız her soruyu çözersiniz. Yazmadığınız sorularda da dökülürsünüz. Şurası bir F. Devam et. Burası ne? Burası da bir F. Tam burada aşağı doğru bir F olduğunu düşüneceksin. Aynı ipi. Devam ediyorum. O zaman burası da nedir? F'tir. Şurada da yukarı doğru bir gerilme oluşturur bu F. Devam et. Buradan getir. O zaman burası da nedir? Şöyle bir F'tir. Burası için aşağı doğru bir gerilim yaratır bu F. Bir de şöyle bir şey oluyor. Çocuk öğrenci diyor ki şuradaki F ile buradaki F'i topladım sıfır yapar. Öyle bir şey yok. Buradaki F şuraya etki ediyor. Buradaki F buradaki gerilmeyi gösteriyor. Ve aynı noktaya etki etmiyorlar. Niye topluyorsun ya da niye çıkarıyorsun? Şimdi şuradaki F de nedir? Yani bu noktalarda ne vardır? Ha, şimdi burası karıştı. Şimdi arkadaşlar üstteki ip hem F'i taşıyor hem de X'i taşıyor. O zaman şurası nedir biliyor musun? F artı X'tir. Bak buraya kadar geldik. Şurası ise nedir? Hem X'i taşıyor hem de F'i taşıyor. Yani bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Çocuğun teki, adamın teki uçurumdan tam düşecek. Kötü çizdik. Şurada bir dal olsun. Uçurumdan düşecek bir insan ne yapmış? Bu dalı yakalamış. İşte çizemeyince çizemiyorum. Ama bunun paçasından bir kişi daha yakalamış. Şimdi bu alttaki 3 Newton'luk bir şahıssa, üstteki 4 Newton'luk bir şahıssa, bu dalın hissettiği gerilim kaç Newton'dur arkadaşlar? İkisinin toplamı yani 7 Newton'dur. Şimdi benim bu ip gerilmem F'miş. Ama şuradaki ip gerilmem nedir? X artı F'tir. Şimdi şurayı keşke zoomlasaydık biraz daha. O zaman şurada aşağı doğru bir ip gerilmesi var. Ve bu ip gerilmesi, aha buradaki ip gerilmesine eşit yani F artı X'tir. O zaman şurası için, şu bölge için bir çözüm yazalım. Ya da şunu azıcık zoomlayalım. Oluyor mu? Bakalım dur yapabilecek miyim? Olmuyor. Tamam neyse. O zaman kenarda çiziyorum. Şu bölgeyi aldım. Sadece buraya yoğunlaşıyorum. Aldım şuraya çiziyorum tekrar. Böyle bir tane kasnak var. Yukarı doğru F var. Buraya doğru bir F var. Alttaki ip F artı X taşıyor. Şimdi buradan eşitlik yazacağız. Yukarıdakiler aşağıdakilere eşit olmalı. Yani 2F neye eşitmiş? F artı X'e. O zaman F dediğim şey X'miş. Yani X dediğim şey F'miş. F, X dediğim şey F. F dediğim şey X'miş. Komik değil, değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Şu alttaki kısım için de buna benzer bir şey yazacağız. Şuna benzer. Şurası için de bir şey yazacağız. Sadece buraya bakıyorum. Yani ne görüyorum? F var, F var. O zaman yukarı doğru F'ler var. Aşağı doğru da sadece ne varmış arkadaşım? Y varmış. O zaman 2F eşitmiş neye? Y'ye. Y. Şunu da şöyle bir çerçeveledik. Bunu da şöyle çerçevelemiştik. Bunu da böyle çerçeveledik. Şimdi yerini alıp yazalım. X yerine ne diyorum? F diyorum. Y yerine de ne diyoruz? 2F diyoruz. Yanıtımız 1 bölü 2 olmalı. Geçiyorum.
Evet, en çok zorlanılan soru tiplerinden biriyle karşı karşıyayız. Düşey kesişiklik gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan bir cisim P noktasına kadar çıkarmış. Yani şuraya kadar gelebiliyormuş. Buradan bıraktım. Bu cisim P'den geri salınsa nereye kadar çıkar diyor. Noktalar arasında sürtünmeler ve harcanan enerjiler eşit. Yani ben buradan gönderdiğimde 1, 2, 3, 4, 5 tane sürtünmeli yol aşıyor. Yani K'dan P'ye gitmeyi yazıyoruz. K'dan nereye gidiyor? P'ye. Gidiş. Bunu yazmak istiyorum. Şimdi K'da sahip olduğu enerjiyi yazmak istiyorum. Neyi var? M çarpı G çarpı. Şimdi HHH 3 açmış. Potansiyel enerji var sadece. Şimdi P'ye geldiğinde sahip olduğu enerji 2MGH. Bunlar birbirine eşit değil. Demek ki sürtünmeye giden enerjiyi ben bu sağ tarafa yazacağım. Kaç tane sürtünmeymişti? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane sürtünmeye giden enerji. Şimdi bu eşitlikten şunu karşıya atıyorum. Ne kaldı geriye? MGH 5 tane ısıymış. Yani bir ısı bir sürtünmeye giden enerji MGH bölü 5 kadarmış. Şimdi P'den dönüş için bir şeyler yazmaya çalışacağız arkadaşlar. P'den geri dönüş. Burada gözüme yani bir kere P'den attığım bir şeyin yine L'ye gelme ihtimali yok. Yani şu M'yi gözüme kestirdim. Burası benim ne yaptım? Gözüme kestirdiğim yer. Gözüme ne yaptım? Burayı kestirdim. Şimdi mantıksal bir çıkarım yapacağız. Diyelim ki bu M'ye geldi. O zaman P'den gönderdiğim bir şey M'ye geldi. Acaba M'ye geldiğinde enerjisi yukarı çıkmaya yeterli mi değil mi ya da daha mı altta kalacağız onu göreceğiz. Şimdi P'deki enerjisi nedir? 2MGH'tır. M'deki enerjisi nedir peki? Bir tane MGH'tı M'ye geldiğinde MGH artı sürtünmeye giden, ısıya giden kısım. P'den M'ye geldiğinde bir tane sürtünmeli, iki tane sürtünmeli, üç tane sürtünmeli yol gidecek. Yani 3 kiloluk ısıya giden, sürtünmeye giden enerji olacak. Şu MGH'ı karşıya attık. Bu arada burası eşit mi? Burası büyük mü? Ya da küçük mü? Onu göreceğiz. Gözümüze sonuçta biz nereyi kestirdik? Gözümüze M'yi kestirdik ve ona göre hangi taraf büyük ya da eşit ya da küçük onu göreceğiz. Yani enerjisi fazla gelirse yukarı çıkar. Enerjisi tam M'ye eğer bunlar eşit çıkarsa sonuç M'de kalırlar. Eğer bulduğumuz sonuç küçük çıkarsa aşağıda MN aralığında bir yerde kalacaktır. Bunu bulmak istiyoruz. Şimdi attım bunu karşıya. Ne kaldı? MGH. Q yerine de MGH bölü 5 yazıyoruz. O zaman ne oldu? 3MGH bölü 5. Sonuç büyük çıktı. Yani sol taraf daha büyük çıktı. Yani P'de sahip olduğu enerji M'ye gelmekten fazlaymış. Daha fazla olduğuna göre bir miktar yukarı çıkar ama L'ye çıkamayacaktır. Yanıt LM arası olacaktır. Arkadaşlar, bir şeyi P'den bıraktığımda nereye çıkar diye bize sorduğunda matematiksel olarak bunu bulmak ölüm. Çünkü yani bunu bulmamız matematiksel olarak çok zor. Onun yerine kendimize hedef seçeceğiz. Şöyle M gibi bir noktayı seçelim mesela dedim. Eğer fazla enerjimiz kalırsa yukarı çıkarız. Eşit enerjimiz olursa M'de kalırız. Daha az enerjimiz olursa MN arasında kalırız dedim. Şimdi bu kısım P için, P'deki enerji için. Şu kısımda M kısmı için yazdık ve P'de sahip olduğu enerji M'deki M noktasından fazla çıktı. 2MGH bölü 5'lik fazlalık var. O zaman demek ki M noktasını geçecek bizim cisimimiz. Yukarı doğru biraz çıkacak ama L'ye gelme ihtimali yok. Çünkü yani P'deki enerji L'dekine potansiyel olarak eşit ama aradaki sürtünmeyi kim karşılayacak? Yani kayıp enerji var. L'ye çıkma ihtimali yok bu. Geçiyorum. Evet, şimdi de bir
momentum sorusu var galiba. Yatay düzlemde duran işte 0.5 kilogramlık kütleli tahta takoza kütleleri 50'şer gram olan XY mermileri 300 ve 500'lük hızlarla saplanıyorlar. Sonra ortak hızları ne olur diye soruyor bize. Evet. Bu bir esnek olmayan çarpışma. Esnek olmayan çarpışma. Şimdi burada bunun sağa doğru, bunun da sola doğru bir momentum var. Duran kütüğün 0.9 kilogramlık kütüğün hızı 0. İlk hızı 0. Yani o yüzden onun momentumu yok. Peki esnek olmayan çarpışmada ne oluyordu? Momentum korunurdu. Momentum ne yapacak? Korunur. P önce eşit olacak neye? P sonraya. Önceki momentumların toplamı sonraki momentumlara eşit olacak. Bu arada bu tarafı artı, bu tarafı da eksi kabul ediyorum. Yazıyorum. 300. Yani M çarpı V1. MX VX. MX VX yazacağız. Yani 30 çarpı kütlesi bunun 50 gram. Kiloya çeviriyorum. 50 gramı 1000'e böleceğim. Buna artı dedik arkadaşlar. Şunu da yazmamız lazım. Onu ya da işte şu kütüğü yazsak oraya 0 diyeceğiz. Artı 0'a yazalım onu. Sonra şuna geldi sıra. Y'yi yazmamız lazım. Y'yi yazarken şuraya artı değil ne yazacağız? Hepsi gitti. Silginin boyu büyük. Ne yazacağız? Eksi yazacağız. Evet. Eksi diyeceğiz. Kütlesi şey şu 300'ü düzgün yazsaydık bari. 300 çarpı 50. 500 çarpı 50 bölü o da 1000. Eşit olacak arkadaşlar. Bu arada 50 gram 50 gram daha yazalım ya da 50 bölü 10.000 şey 1000 artı 50 50 bölü 1000 evet. Artı 900 gram yani 900 bölü 1000 çarpı ve ortak diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradaki işlemleri hemen hızlıca yapalım. Bu 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, bunlar gidiyor. Yani 50, 50 daha 100, burası 1000 bölü 1000 yapar. 1000 bölü 1000, şu kısım 1 yaptı. 1 çarpı V ortak, eşitliğin sağ tarafı bitti. Sol tarafı 3 kere 5, artı 15, 0 yazmıyorum, eksi 5 kere 5, eksi 25. O zaman ne oldu? Burası eksi 10 yaptı. Şurası neymiş? Eksi 10. Burada bir de V ortak vardı. Şurası eksi 10. O zaman yanıtım eksi 10 eşittir. Ortak olur. Yani ortak hızımız 10 metre bölü saniye sola doğru. İstersen eksi 10 da diyebilirsin. Ortak hızları bursa çıkacak. Artı eksiyi ben verdim. O yüzden yanıt eksi çıktı. Olay değişmez ama. Yönümüz sola doğru. Evet son sorumuz. Şimdi kütlesi 2M olan türdeş çubuğa kütleleri M olan XYZ cisimde şeklindeki gibi asılıyor. Şimdi türdeş bir çubuksa bunun kütle merkezi orta olmalı. Olur olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. O zaman şuraya 2M yazıyorum arkadaşlar. Tam ortaya. Şimdi bunun kütlesi M'miş. Bunun kütlesi M'miş. Bunun da kütlesi M'miş. Şimdi böyle sorularda dengede kalması için nereden asılmalı diyorsa dengede kalması için asılması gereken yer kütle merkezinin üstüdür. Tam kütle merkezinin, sistemin kütle merkezinin tam üstü olacak. Şimdi böyle sorularda
Uygun iki kütleyi bulmak çok önemli. Yani şuradaki M ile buradaki M'in tam orta noktası M noktası mıdır? Yani ben buraya bir 2M daha yazabilirim. Ve artık bununla da ve şuradaki kütleyle de hiçbir işim yok. Yani benim sorum şuna döndü. Benim şöyle bir L, M ucum var. Bir ucuna M kütlesini, bir ucuna da 4M kütlesini. Bu büyük M. Bunun kütleyle alakası yok. Bunlar kütleler. Bu şekilde asılmış kabul edebilirim artık ben bu soruyu. Bunun kütle merkezi arkadaşlar M noktasına daha yakındır. Matematiksel olarak da biz bunu bulabiliriz. Nasıl buluruz? Mesela buraya x desek şurası 1 eksi x de yazıyoruz. M çarpı 1 eksi x eşittir. X çarpı 4M yazarız. Tam noktayı bulmak için şunlar gider. 1 eksi x eşittir 4x olur. X'e at karşıya 5x eşittir 1 olur. X dediğim şey 1 bölü 5'miş. Yani şurası 1 bölü 5 birim. Yani 0.2 metre ya da birim. Şurası da 0.8 birim olacak. Her neyse bize öyle nokta atışı bir yerde istemiyor. LM arasında ama M'ye daha yakın. LM aralığında Denizli'dir bunun yanıt. Ama öyle sorular da görebilirsiniz. Yani LM aralığında M'ye yakın. M'ye yakın. Peki bunu benzeyen diğer şık ne oluyor peki? LM aralığında L'ye yakın mesela. Bir de ne olabilir? LM'nin ortası olabilir. Ama ortada falan değil. Bildiğin M'ye yakın. Çünkü burada 4M kütle gibi davranacak M noktası. Şimdi kütle merkezinin tam üstünden sen bunu astığında bu sistem bozulmaz. Dengesi bozulmaz. Yani sen şu aralıkta ne yapacaksın? Bunu bir çiviyle, bir iple asacaksın. Arkadaşlar bu bir dahaki çözümlerde görüşmek üzere.